Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptim Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde devri TET kampımızın 15. günü yani elit sorularla karşınızdayım. Nedir diye sorular? Elit sorular tamamı sınav ayarını yeni nesil sorulardan oluşmuş. 40 adet soru oluşacak bu arada. 40 adet sorudan oluşan elit sorular ve şıksız sorular olarak karşınıza çıkıyor. Elit soruların en verimli olabilmesi için tabii ki de önce benden dinlemeniz. Eğer konunuzu geliştirmişseniz, daha önce soru çözmüşseniz tabii ki de önce sizin çözüp sonra çözemediğinizi benden çözmeniz gerekiyor. Elit testlere geçtiğimizde yani bir sonraki videoda direkt sizin ödeviniz olacak zaten. Yani bunu izlerseniz sizin şansınız olur diyorum. Ve şu şekilde PDF sayfasına geçtiğimizde sol üstte videoyu tık sol üstü taratıp videoya gidebilirsiniz. Sağ üstü taratıp oynatma listesine gidebilirsiniz. Aşağıda çözümlü PDF'e ulaşabilirsiniz. Eğer kotanız internetiniz yoksa bu imkanı size sunuyorum arkadaşlar. Ve daha fazlasını gelmesini istiyorsanız, daha fazla size verimli olmamı istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlığınızı önermeyi unutmayın diyorum ve yeter. Direkt ilk sorumla başlıyorum. Toplamda dediğim gibi 40 soru olacak. Önceki elit sorulardan, çünkü öncekinde 20 soru vardı, %50 fazlalaştırdık. Yani ekstra fazlalaştırdık bu arada. Dık değil, dım. %50 daha fazla soru var ve tamamı sınav ayarında yenilsin. Nedir? Yeteri kadar resimli, yeteri kadar öncüllü, yani yeteri kadar mantık yeteri kadar problem şeklinde tüm konuyu kavrayacak sorular mevcuttur diyorum ve de ilk sorumla başlıyorum. Rakamları toplamı 3002'ye bak. Rakamları toplamı 3002 olan bir sayı için i, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Nedir? En az 334 basamaklıdır. Bunu nasıl bulurum arkadaşlar? En az basamaklı olması için basamakların hepsinde 9 olması gerekiyor. Yani olabileceği kadar. Peki kaç tane 9 olur bakalım. 3002'yi ben gidip 9'a bölsem. 9, 18, 27, 3 defa var. 3 kere 9, 27. 0, 3, 0. 30, 9, 3 defa var. 3, 4, 9, 27. 0, 3, 2. 9, 18, 27. 36 yine 3 defa var. 3 kere 9, 27. Ve kalan 5. Bu şu anlama geliyor. 9, 9, 9 yazdığında sürekli bir tane 5 rakamı var. Bu 5 rakamı istediğiniz bir yere yazabilirsiniz. Mesela ben bir lava yazıyorum. Peki kaç basamaklıdır? Bak Toplamda 333 tane 9 var burada. 333 basamak geldi. Bir tane de 5 yazdım. Etti sana 334 basamak. Yani i şıkkı her zaman doğrudur. 1 basamağı 5'tir diyor. Ben bu 5'i buraya da yazabilirim. Keyfimi buraya da bir yazabilirim. Yani her zaman 1 ile basamağında olmak zorunda mı 5 sayısı? Hayır. İkinci öncülü dedik. Basamak sayısı en az iken rakamlarından biri 5'tir diyor. Rakam basamak sayısı en az iken. Şu şekilde basamak sayısı kaç? 334 ve en az bu şekildedir. Gördüğünüz gibi 5 var. Eğer şıkkı saldırırsanız doğru diye yanlış. Şöyle yapabilirsiniz. 9'u bundan bir tane verip yani buraya 6. Burayı 8 dediğinizde de yine 334 basamak oluyor. Yine basamak sayısı en az ama rakamlarında 5 yok. Mesela 3. öncülümüzde yanlış oluyor. Yani ilk sorumuzun cevabı i olarak bulunmuş oluyor. İkinci sorumuz doğa bir sayının 19 ile kalansız bölünüp bölünmediğini anlamak için aşağıdaki gibi bir yöntem geliştiriyorum. Bu arada bu yöntem gerçek. Sayının son basamandaki rakamın 2 katını sayının son basamağını silinmiş hale topluyor. Güzel. Bu işleme sayı 2 basamaklı olana kadar devam ediyor. Son durumda elde ettiği sayı 19 veya 19'un katı ise sayı 19 ile kalansız bölündüğünü söylüyorum. Bak şimdi sayıya bak. X1, 5, 4, 1, 8 basamaklı sayısı 19 ile kalansız bölünebildiğine göre X sayısı kaçtır? Ne yapıyormuş? Tekrar edelim. Kural basit. Sayının son basamağındaki rakamın 2'yi aldım. 2 katını yaptım. 2 çarpı 2 etti sana 4. Bas son basamağını silim işareti topluyorum. Yani daha sonra bu 2'yi siliyorum. Ve bunu 4 topluyorum. 4 ile topladığımızda benim sayım X1, 5, 4, 1, 8, 4 oluyor. Devam. Sonra yine aynı şey yapıyorum. 2 basamak 10'a kadar devam edeceğim. Son basamağı aldım. 4. 2 katı 8. Son basamağı sildim. 8'de topladım. Topluyorum. Benim yeni sayım. 8, 8, 16 birden. 26, 45 5, 1, x geldi. Güzel. Son basamağı aldım. Sildim. 6. 2 katı 12. Burayı 12 ile topluyorum. 2, 2, 4. 4, 1, 5. 5 geldi. x, 1. Son basamağı aldım 4. 2 katı 8. Siliyorum 8 e topluyorum. 8, 5, 13'ten 1. 5, 1, 6. 1, x. Son basamağı aldım 3. 2 katı 6. Bunu sildim 6 ekledim buraya. Topluyorum. 6, 6, 12'den 1. 1, 1, 2. x geldi. Devam. 1, 5. Şu 1. Ha tam topladık. Tamam. Diyorum ki 1 nasıl bir anda 2 oldu. Son basamağı aldım. Sildim. 2'yi buraya 2 katını 4 ekledim. Topluyorum. Oldu sana x 6. Peki benim bu x 6 sayım 19'un katıysa bu 6 değeri kaç olur diyor. Ben 19'la neyi çarparsam sonra 6 olur. Tabii ki 7'yi. 7 kere 9 60. 4'ü çarparsam 9 kere 4 36'dan. 3 geldi 4 kere 4 3 daha 7 yapar. Bu da bana 76'yı buldurur. Yani benim x değerim tek değer var zaten. 76 oradan x'imiz 7 olarak bulunuyor. İkinci sorumuz da 7'dir diyoruz. Tam sınav ayarında bence güzel bir soruydu. Bu çok hoşuma giden bir soru hatta. Bu soru benim çok hoşuma giden bir soru diyeyim. Güzel, devam. Üçüncü sorumuz 1 ile 16 arasındaki tüm doğal sayılar sırasıyla birer kez yan yana yazılarak 1, 2, 3, 4 bla 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 kadar gidiyor. Sayısı elde ediliyor. Bu sayı ile ilgili olarak i, 2, 3'i ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Bakalım. 11 ile kalansız bölünür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 11 ile bölünebilme kuralı. Sağdan sol doğru artı eksi, 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 artı eksi ve artı oldu. Şimdi hocam ben bunu nasıl yapacağım? Toplayacağım yapacak bir şey yok. 3, 1 daha ya da 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 4. Toplayalım. 3, 1, 4 hızlıca 9, 16, 25, 35, 36, 3 daha, 36, 39, 2 de burada var. 41, 5 daha, 45, 50, 56. Artıların toplamı 56. Eksileri toplayalım. 2, 4, 6, 12, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Burası da 35 geldi. 56'dan 35 çıkarttığımız 6 eksi 5'ten 1. 5 eksi 3, -2, 21. 21, 11'e böl diyor. 21'i ben 11'e bölsem 1 kere 11, 11. Kalanım kaç geliyor arkadaşlar? 10 geliyor. Yani üçüncü sorumuzda iyi şıkkı doğru mu? Değil. 12 ile kalansız bölünebilir diyor. Bir sayı 12 ile kalansız bölünmesi için 3'ün ve aynı anda 4'ün katı olması lazım. Son iki basma baktığımızda nedir 16? 16 sayısı 4'ün katı olduğu için bu arkadaş sağlanıyor. Bir de rakamları toplamın 3'ün katı olması lazım. E rakamları toplama. Yukarısı yani şunu söyleyelim. Bir taraftan 56 buldum. Şu maviler diyelim artı sarıları da 35 buldum. Topluyorum. 56, 86, 5 daha etti sana 91. 91 sayısı 3'ün katı mı? Hayır. Yani tam bölünmüyor. 3'e tam bölünmüyorsa bu sayıya ben 12'nin katı diyemem. Gitti. Devam. 15'te bölümden kalan 1'dir diyor. E bunun olabilmesi için iki şartım var. 1. 3'ün katından 1 fazla olacak. Bir de 5'in katından 1 fazla olacak. Yani kısaca 3 ile bölümden kalan 1 olmak zorunda. 5 ile bölümden kalan 1 olmak zorunda. Mesela bu B1'de de 7 olsaydı bir daha bölerdim. 3'e ve 5'e. Bakalım. Bir kere sayımız 16. Son iki basmak 16. Bu 6 sayısından dolayı 3 ile bölümünden pardon 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Yani bu ifade her zaman doğru. Bu 1. Sonra 3 ile bölümünden kalan 1 olması için rakamları toplamının 3'ün katından 1 fazla olması lazım. E 91 sayısını ben 3'e böldüğümde kalan olarak 1 veriyor. Yani bu arkadaşla sağlanıyor. İkisi de sağlandığı için 15'le bölümden kalan 1'dir diyorum. Ve üçüncü öncülümüz 3i olarak bulunmuş oluyor. Güzel bir soruydu yine. Dördüncü sorumuz tamamı görünsün. Görünüyor mu? Görünüyor. Işıklar da görünsün. Şu her şey görünüyor. Harika. Seçmenlerin TC kimlik numaralarının son 4 hanesine göre hangi katta oy kullanacakları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bakın 2'ye ve 11'e tam bölünebilen birinci katta birinci katta olması için 2'ye ve 11'e tam bölünmesi lazım. 3'e ve 8'e tam bölünenler ikinci katta oy kullanacaktır. Duygu, Hakan, Nazife, Seher ve Arif'in TC kimlik numaralarının TC kimlik numaralarının son 4 hanesi aşağıda verilmiştir. Bu arada bu işlem son 4 hane için yapılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangilerinin aynı katta hangileri hangileri hangisindekiler nasıl bir cümle olmuş bu ya. Buna göre aşağıdakilerden hangisindekiler Aynı katta oy kullanır diyor bana. Hepsini tek tek bulacağız arkadaşlar. Duyguya geldiğimizde 2, 11, 3 ve 8'e bakıyorum. Ben. Peki bakalım 3'e bölünüyor mu? Ya da şöyle yapalım. 3'e bölünenleri bir bulalım. 3'e bölünenleri bir bulalım. 3'e bölünenler. 7, 3 daha 10, 14. 3'e bölünmez. 6, 4, 10, 18. Bu arkadaş 3'e bölünüyor. Bölünenleri yanına yazayım. Bu 3'e bölünüyor. Başka. 7, 8, 9. Bu 3'e bölünüyor. 3, 2, 5, 10, 14 bu bölünmüyor. 8, 4, 12 bu arkadaş. 3'e bölünüyor. 3'e bölünenler tamam. 2'ye bölünenlere bakalım. Çift, 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 çift. Hepsi 2'ye bölünüyor. Demek ki hepsinin yanında 2 olacak. 2 yazdım. 2'ye bölünüyor. 2'ye bölünüyor. Bu tamam. 3'e baktık. 11'e bölünebilme. Sağdan sola doğru artı, eksi, artı, eksi yapıyorum. Yani aslında şöyle yapıyorum. 7'den 7 çıkarttım 0. 0 11'in katı olduğu için bu arkadaş 11'e bölünüyor. Artı eksi, artı eksi yapıyorum. 8 eksi 6 eksi 14, 4 daha eksi 10. 11'e tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. Buraya yazmıyorum. Artı eksi artı eksi 2 geldi. 6 12 13 13 eksi 2 eksi 11. 11'in katı. Buraya 11 yazabiliyorum. Artı eksi artı eksiden. Artlar 4 artı 3 7. 5 eksi 2 7. Bu arkadaş 11'e bölünüyor. Devam ediyorum. 12 bu arkadaş 11'e bölünmüyor. Bu da tamam. Bir de 8'e bölünmesi için sonuç basamağının 8'in katı olması lazım. 730 sayısı 8'in katı değil. 480 sayısı 8'in katı. Bakın 354 sayısı. Bulamıyorsanız direkt bölün. 354'ü gidiyorum 8'e bölüyorum. 4 x 8 32. 0 34 tam bölünmüyor. Ve 080 sayısı 8'in katıdır. Buraya da 8'i yazıyorum. Şimdi aynı olan katları bulalım. Bak mesela burada net bir şekilde gördüğüm. 8 sadece bunda var ve bunda var. 8 bunda 8 bunda varsa. Demek ki Hakan kesinlikle ve kesinlikle 8. katta olmak. Dur bakayım. Buna göre aşağıdakilerle hangisindekiler aynı katta oy kullanılır diyor. Seçmenlerin tecrübe numarasının son dört tanesine göre hangi katta Ha, Tamam. İkişerli olması lazım. İkişerli olması lazım. O zaman 3 ve 8 varsa bakın 3 ve 8. O zaman Hakan'ın kullanacağı kat ikinci kattır. Hakan kesin 2'de kullanıyor. Aynı şekilde Arif de 3 ve 8. Bakın 3 ve 8. Arif de aynı şekilde ikinci katta kullanacak. Devam edelim. Diğerlerini de bulalım. 2-11. 2-11 varsa bu kesinlikle birinci kattadır. 2 11 burada var. E hocam 3 de var ama 3'ün yanında 8 yok. O yüzden 2 11 alıyorum. 2 11 varsa bu arkadaş birinci katta kullanacaktır. 2 11 varsa Seher birinci katta kullanacaktır. Şıklara bakalım. Duygu Hakan. Duygu Hakan 1 2 olmaz. Nazife Hakan. Nazife Hakan 1 2 olmaz. Seher Arif. Seher Arif 1 2 olmaz. Duygu Arif. Duygu 1. Arif 2 olmaz. Hakan Arif 2 Hakan Arif. Arif 2. 2 2'den olur. Bu da bana sorunun cevabını 5. yönü olarak bulduruyor. Yine güzel bir soruydu. Sınav ayarında bir soruydu diyelim. 5. sorumuzda Kayra rakamları birbirinden farklı. 8 basamaklı bir doğal sayı olan sosyal medya hesabının şifresinin bazı rakamları unutmuştur. Bak 4, 8, 5, x unutmuş, y'yi, z'yi unutmuş. İşi zor. Bu şifreyle ilgili hatırladıkları adam şifreyi unutuyor. Hatırladıklarına bak. Kayran sosyal medya şifresinin x şifresinde x artı y artı artı toplamı kaçtır diyor. Bulalım. Sayı 12 ile bölünebiliyor. Bir sayı 12 ile bölünebiliyorsa o sayı 3'ün 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 ve 4'ün katıdır. Sayının 5 ile bölümünden kalan bir, sayının 5 ile bölümünden kalan bir ise bu bana direkt z ile ilişkilendirilir. Z ile nasıl ilişkilendirebilirim ben bunu? Eğer 5 ile bölümünden kalan bir ise son basamak ya 1'dir ya da 5'in bir fazlası 6'dır. E bu sayı 4'e bölünüyorsa son basamak demek ki 1 olamaz. Benim z sayım 6'dır. Buraya 6 yaz. İşimiz daha kolay işte. Z sayısı 6. Bu bir. Sonra 4 ile bölünmeyi bakıyorum. 4'e tam bölünebiliyorsa Y'nin alabileceği değerler kısıtlıdır. Nedir arkadaşlar? Mesela Y ye yerine 0 versem bölünmez. 16 dersem 4'e bölünür. 26 olmaz. 36 olur. Yani iki ikişer artıyor. 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarını Y yerine verdiğinde sayı 4'e tam bölünüyor. Ama bak. Rakamları birbirinden farklı diyor. Kullanılan rakamları tekrar yazamıyorum. 3 var burada. 3'ü sildim. Başka. 5 var burada 5'i sildim. 7 ve 9 yazabiliyorum. Yani y ye yerine 1, 7 ve 9 yazabiliyorum. Bakayım. 1, 7, 9. 16, 4'e bölünür. 76, 76 bölünür. Ve 96, 4'e bölünür. Bu da tamam. Bir de 3'e tam bölünmesi lazım. Bir de 3'e tam bölünmesi lazım. O zaman hocam rakamları toplamak için katı olması lazım. Rakamları topluyorum. 4, 8 daha 12. 5 daha 17. 2 daha 19. 3 daha 22. 6 daha 28. 28 artı x sayısının 3'ün tam katı olması lazım. E bu şekilde ben x yerine bir kere 28 sayısı 3'ün katı değil. 3'ün katı olması için 27. 28, 29, 30. 2 eklemem lazım. 3 fazlası 5 eklemem lazım. 3 fazlası 8 eklemem lazım. 2, 5, 8. Bakın 2 burada kullanılmış. Bakın 5 burada kullanılmış. 8 burada kullanılmış. Demek ki burada x yerine ben 2, 5, 8 yazamam. Bu gitti. Bu hangi şartta buldum ben bunu? Ben bunu yayı kullanmadan buldum şu anda. Olmaz. Kullandık mı? 4, 8, 12, 17, 19, 22, 28. Şu an ben y'yi kullanmadım. O zaman bu şu anlama geliyor. Eğer buradaki x sayısı x sayısı 9'un katı bir sayıysa veya 3'ün katı bir sayıysa bu işlemin sonucu çıkmıyor. Yani ben burada y ye yerine 9 yazsam, bakın 9 yazsam 28 artı 9'dan ne yaptı? 37 artı x 3'ün katı demişim ve bu şekilde x yerine yani ben 2, 5'i 8'i verdim 3'ün katı oluyor. 2, 5'i 8'i veremiyorum. Güzel. Şurayı sileyim. Şurayı sileyim. Kurcalayalım. Tamam. Y yerine ben 9 verdiğimde olmuyor. Y yerine 1 veriyorum. Y yerine 1 verdiğimde 28 artı 1'den burası artık 29 oldu. 29 artı x yaptığımızda bu sayının 3'ün katı olması lazım. Ben x yerine yazabileceğim rakamlar 1, 3 fazlası 4, 3 fazlası 7. 1, 4, 7'yi kullanacağım. E ben zaten x yerine 1 yazmıştım. Tekrar 1'i kullanamam. 4 var başta zaten kullanmışım. Tekrar kullanamam. 7'yi yazabiliyorum bak. Yani diyor ki y yerine 1 yazarsan x yerine 7 yazman gerekiyor. Bu tamam hocam. Ben gidip de y yerine 7 yazsam, bak 7 yazsam, o zaman bu sefer x yerine 1 gelmek zorunda kalacak. Yani x ve y ya 1 7 ya 7 1. Zaten benden bunu istemiyor. x artı y istiyor. Yani burası her türlü 1 artı 7 veya 7 artı 1 değişmiyor. Bak detaya bak güzel. 7 artı 1 8. 6 daha bu toplamda bana cevabı 14 olarak bulduruyor. 5. sorumuz 14'tür diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam bu 3 basamaklı sayıyı tam bölüyorsa bu sayıya orta bölen sayı denir. Örneğin 936 bir orta bölendir. Çünkü 936 sayısının onlar basamandaki rakam nedir? 3 sayısı. Bu 3 basamaklı sayıyı tam bölüyor. Buna göre yüzler basamağı 7 olan en büyük orta bölen sayı ile en küçük orta bölen sayının farkı kaçtır diyor bana. 3 basamaklı olacak. 3 basamağa yerleştiriyorum. Diyor ki yüzler basamağı 7 olan en büyük orta bölen. En büyüğünü oluşturmak istiyorsam ben o zaman buraya verebileceğim en büyük değeri veririm. 9. E buraya o zaman 2 verdiğimde oluşturabileceğim en büyük sayı 792 oldu. Niye 2 verdim? Çünkü ortaya ben keyfime göre 9 yazdım. E bu sayının 9'a bölünmesi lazım. 7 artı 2 9. 9 daha 18. 9'un katı oluyor. Yani yazacağım en büyük orta bölen sayı 792 oluyor. En küçüğünü yazalım. En küçüğü için burası 7. Peki hocam Rakamlar birbirinden farklı zaten. Ben buraya gidip 1'i verdim. Yani bu sayının 1'e bölünmesi lazım. E sıfırdan farklı diyor. Son basamağı sıfır yazamam. 1'i tekrar kullanamıyorum. 2 yazarsam 712 sayısı 1'e bölünüyor. Ki en küçüğü bu olmuş oluyor. Yani en küçüğü de 712 bulunuyor. Benden bunları farkını istiyor. 0, 8, 0'dan. 6. sorumuz bu şekilde 80 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Diyelim bu testimizi bu şekilde bitirelim. Gayet güzel sorulardı. İlk soru Aynı tam sınav ayarında. İkinci soru aynı şekilde sınav ayarında. Üçüncü soru yine sınavda sorulabilecek bir soru. Dördüncü soru aynı şekilde. Beşinci soru aynı şekilde. Belki altı sorulmaz ama yine bu şekilde sormayı da seviyorlar. Özel isim verip ki en son DGS'de zaten bunu gördük. Altıncı sorumuz da bu şekilde 80 olarak bulunuyor. Yedinci sorumuzda hadise dikkat. Hadise tanesi 72 liradan belirli bir sayıda voleybol topu satın alıyor. Toplar için ödediği tutar x357 şeklinde 4 basamaklı bir sayı olduğuna göre toplardan kaç tane almıştır? Yani 72 liradan diyelim ki a tane top almış ve bu işlemin sonucu x35 y olmuş. Bu şu anlama gelir. Demek ki bu x35 y sayısı 72'ye tam bölünüyor. E bir sayı 72'ye tam bölünüyorsa demek ki 8'in ve 9'un ortak katı olması lazım. Yani 8'e ve 9'a tam bölünmesi gerekiyor. Önce son iki basamağa ilgilenilen 8'e bölünmeye bakıyorum. Pardon. Son 3 basamağı ilgilendiren 8'e bölünmeye bakıyorum. Şimdi y sayısı ne olursa bu sayı 8'e bölünür. Hocam ben bunu tek tek deneyecek miyim? Hayır. Gidip 350 için dene. Bak 350'yi 8'e bölüyorum. 4 kere var. 8, 16, 24. 32 0, 3, 0. 8, 16, 24. 3 defa var. 3 kere 8, 24. Ne yaptım? 6 kaldı. Demek ki burada 2 fazla gelse 352 olsa 8'e tam bölünür. Bir 8 daha ekleyelim. 360. Gerek yok. Çünkü burada 3 ve 5 olduğu sabit. Yani benim sayım şu anda Y'sin 2 olduğu bir sayı. Toplardan kaç tane alınmıştır diyor. Bunu bulmayacağız zaten. X, 3, 5, 2. Şimdi X'i bulalım. Bu bir. 9'a tam bölünüyormuş. 3, 5 daha 8, 2 daha 10. Sonucun 9'un katı çıkması için burası 10 ise eğer X sayısı otomatikman 8 olması lazım ki rakamların toplamı 18 olsun. Yani benim sayım 8352 bitti mi hocam bitti. Gidiyorum ben bunu 72'ye bölüyorum. Şöyle bir amele bölmesi yaptığımda kaç tane top aldığımı bulmuş oluyorum. 1 kere 72, 72. 3 tane 2 çıktı 1. 8'den 7 çıktı 1. 11'de 72 yok. 5 aşağı indirdim. 115'de 72 bir defa var. 1 kere 72, 72. 5 eksi 2, 3. 11 eksi 7, 4. 432. 6 defa var. 6 2 12'den 1, 6 x 42 bir daha 40 tam bölündü. Demek ki ben A yerine burada 116 buldum. Yani toplardan 116 tane alabiliyorum anlamına geliyor. 7. sorumuz 116'dır diyoruz. 8. sorumuz en basamaklı 666666666 sayısı 99 ile tam bölünebildiğine göre ne ediyor? Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir sayı 99'a tam bölünüyorsa 11'e ve 9'a tam bölünür. E bir sayı 11'e tam bölünüyorsa bakın artı, eksi, artı, eksi bla, bla 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 En son artı, eksi olması lazım. Yani kısaca kısaca 2'li toplamı 0. İkilin toplamı 0. İkilin toplamı 0. Bu şu anlama geliyor. En basamaklısı bu en sayısının kesinlikle ve kesinlikle çift olması gerekiyor ki olan artı kadar artı altı kadar olan eksi 6 olsun ve birbirini sıfırlayıp bu sayı 11'in katı olsun. Bu bir. Sonra 9 ile bölünebilir nasıl yaparım hocam? Rakamları toplamın 9'un katı olması lazım. E, en basamaklıysa burası. Demek ki en çarpı 6'nın 9'un tam katı olması lazım. En çarpı 6'nın 9'un katı olması için sol tarafında en azından bir tane 9 çarpan olması lazım. Şu an burada 6 var. Ben en yerine 3 verdiğimde bak 3 ver yani 3'ün katı dediğimde en yerine otomatikman sayı 3'ün katı çarpı alttan 18'in katı oluyor. Yani kısaca 9'un katı olmuş oluyor. Demek ki hocam benim en sayım çift olacak. 3'ün katı olacak. O zaman hem 3'ün katı hem çiftse bu sayı 3'ün katı çarpı 2'den yani çift olduğu için 2'nin katı olmak zorunda. Toplamda bu sayı 6'nın katı olmak zorunda. 6'nın katı olan tek şık var. 4i şıkkı. Bu da bana 8. soruyu 24. Yani 4i olabilir diyorum. Çünkü diğerleri zaten hepsi 4'ün katı değil olmuyor. 8. sorumuz da bu şekilde 4i olarak bulunuyor. 9. sorumuz bu arada çıkmış soruya benzer bir soru diyeyim ben buna çıkacak da soru diyebilirim. Bak çok güzel bir soru aslında. Bu tarz bir soruyu yine bekliyorum. Bir yerde bekliyorum. N ve K pozitif tam sayıları olmak üzere N, K değeri. Şöyle tanımlanıyor. N sayısı K sayısına tam bölünüyorsa. Bak bu N sayısı K sayısına tam bölünüyorsa. Bu N 10 K 2 düşünün. Bu 10 sayısı 2'ye tam bölünüyor mu? Bölünüyor. Eğer tam bölünüyorsa direkt N bölü K alıyor. Eğer bu N sayısı K sayısına tam bölünmüyorsa diyelim ki 7'ye 2. 7'ye 2'ye tam bölünmüyor. Bu sefer bunun sonucunu 1 al diyor. Buna göre. Bak şimdi bak ihtimale gel. Soru çok tatlı bir soru. Dikkat. N2 artı N3 5 eşitliğini sağlayan N sayıların toplamı kaçtır? ihtimalleri değerlendiriyorum. Bak. İkisi de tam bölünebilir. Bu tam bölünüp bu bölünmeyebilir. Veya bu bölünmeyip bu bölünebilir. Hadi diyelim ki ikisi de bölünmesin. 1 artı 1'den 2 gelir. 2 gelmediğine göre ikisinin de bölünmediği durum yok. Şimdi durumları inceliyorum. İkisi de tam bölünsün. Eğer ikisi de tam bölünüyorsa n'nin 2'ye bölümü demek yani n bölü 2 artı n'nin üçlüsü demek n bölü 3'tür. Ve bu işlemin sonucu 5'tir. Şimdi bakın burada n değerini bulacağız ama bulduğumuz bu n değerini sağlatmak zorundayız. Ne demek istiyorum? Burayı 3 ile genişlettim. Burayı 2 ile 3 çarpı neden 3 ne? 2 çarpı neden 2 ne? Toplam et sana 5 n bölü 6 eşittir 5'e. 5 gitti. N sayısı 6. Hocam 6 sayısı 2'ye tam bölünüyor mu? Evet. 6 sayısı 3'e tam bölünüyor mu? Evet. O zaman N sayısı 6'yı alır. Bu bir. Devam ediyorum. Diyorum ki N sayısı 2'ye tam bölünsün. 3'e bölünmesin. N sayısı 2'ye tam bölünüyorsa N bölü 2'dir. Artı 3'e tam bölünmüyorsa bakın N'nin üçlüsü o zaman 1'dir. Buradan dolayı. Ve bu işlemin sonucu 5'tir. Bir diğer tarafa attım. N bölü 2 eşittir 4'e. Buradan neyi ben kaç buldum? 8. Bakıyorum. N 2'ye tam bölünüyor mu? Evet hocam bölünüyor. N 3'e bölünmüyor mu 8 sayısı? Bölünmüyor. Demek ki ben 8'de yazabiliyorum. Bu da tamam. Bu da tamam. Bir tane kaldı. O da N bölünmesin, K bölünsün. Bakın N bölünmeyecek K. N bölünmüyorsa, N'nin ikilisi bölünmüyorsa demek ki bu işlemi N bölü 2'den yani bölünmediği için direkt 1 geldi. Artı N'nin üçlüsü bölünüyorsa N bölü 3 eşittir 5 diyorum. 1'i diğer tarafa attım. N bölü 3 eşittir 4'e. N eşittir 12. Şimdi arkadaşlar yapılan yanlış söylüyorum. Hocam 12 güzel buldum. Ben direkt buraya 12 eklerim. Ama Hani dedim ya ben çek etmemiz lazım. Yani doğru mu değil mi diye kontrol etmemiz lazım. Nasıl ederim? Ben ne de dedim? N sayısı 2'ye bölünmüyor derim. E buldum 12 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Yani buradan 1 gelemez. Buradan 6 gelmek zorunda. O zaman bu soru otomatikman offside'a düşüyor. N yerine 12 yazamıyorsunuz. 6 ve 8 yazabiliyorsunuz. 6 artı 8'den de bu toplam 14 çıkıyor. Ve 9. sorumuz da bu şekilde 14 olarak bulunuyor. 10. sorumuz x ve y tam sayılar olmak üzere. x böler y gösterimi bak x çizgiye gösterimi y sayısının x sayısının tam bölündüğünü ifade ediyor. y sayısının x sayısına bu sayı x'e tam bölünüyor. Mesela şöyle yazarsa 2 böler 10 derse 12'ye tam bölünüyor diyor. Bakın tekrar diyorum. y sayısı ikinci sayı birinci sayısına x sayısına tam bölündüğünü ifade ediyor. İbrahim x, y, z tam sayıları x, y, z tam sayıları x böler z ve y böler z koşullarını sağlıyorsa x artı y böler z koşulunu sağlar. Önermesinin yanlış olduğunu aksine örnek verme yöntemiyle kullanarak ispatlamak istiyor. Buna göre İbrahim'in verdiği aynı kişiden bahsediyoruz değil mi? İsmi yapmadık. Ha İbrahim tamam. Verdiği örnek aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bak şimdi şöyle oluyormuş. Z x'e tam bölün. yani z z bölü z bölü X oluyor. E, Z, Y'ye tam bölünüyor. Z bölü Y oluyor. diyor ki bir de bu Z sayısı X artı Y'ye de tam bölünür diyor. Bak şimdi bak. Bak şimdi izle. X yerine 3 yazdım. Tamam. 3 yazdım. Y yerine 1 yazdım. X yerine. Örnek verelim mi direkt? Şöyle söyleyeyim. Z 36'dan Z sayısını sırayla böleceğim. Z 36 bölü 3. 12 oldu. 36 bölü 1. Yazı olarak kalmasını istiyorum. Şöyle diyelim. şıkkını burayı çözeyim. 36 bölü 1 tam bölünür. Okey. 36 bölü 3 tam bölünür. Bu 36 sayısı 1 artı 3 4'e tam bölünür. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Ama ben aksine örnek vereceğim. Bak aksin örnek vereceğim. Yani olmadığını göstereceğim. Olmadığını aksine bir örnek vereceğim. Demek ki bunu kullanamıyorum ben. Bu gitti. 48 sayısını 4'e böldüm. 2 şıkkın. 48 bölü 4 12 olur. 48 bölü 8 tam bölünür olur. Bu 48 sayısını 8 artı 4'ten 12'ye tam bölebiliyor muyum? Bölüyorum. Olur. Demek ki ben iki iyi de örnek gösteremem. Devam ediyorum. 66'ya böldüm. 3 bakıyorum. 60'ı 6'ya böldüm. Tam bölünür. 60'ı 4'e böldüm. Tam bölünür. 60'ı 6 artı 4'ten 10'a böldüm. Tam bölünür. Örnek gösteremem. 60'ı 4'e böldüm. Tam bölünür. 60'ı 5'e böldüm 12 tam bölünür. 60'ı 5 artı 4'ten 9'a böldüm. Tam bölünmez. Bak aksine bir örnek gösterdim. Demek ki bu her zaman geçerli değil. O zaman sorumuzun cevabı 4'i. Diğeri de bakalım. 56'ı 7'ye böldüm. Tam bölünür. 56'ı 1'e böldüm. Tam bölünür. 56'ı 7 artı 1'den 8'e böldüm. Tam bölünür. Demek ki bunu örnek gösteremiyorum aksine. O zaman sorumuzun cevabı 10. sorumuzun cevabı 4'i olarak bulunuyor. 11. sorumuzda matematik öğretmeni HK sınıfında aşağıdaki tanımı yapmış ve tanıma uygun bir örnek vermişti. Diyor ki, Rakamları sıfırdan farklı. 3 basamaklı xyz doğal sayısı son 2 basaman oluşturduğu 2 basamaklı y, z sayısına ve y, sayısı da sondaki z sayısına tam bölünüyorsa x, doğal sayısına sıralı bölmeli sayı denir. Örneğin 912 sayısını aldım. Sırayla önce bu sayı 12'ye tam bölünüyor mu? Evet. Sonra bu 12 sayısını aldım. 12 sayısı en sağdaki 2'ye tam bölünüyor mu? Evet. O zaman bu sayı sıralı bölmeli sayıdır. Bu tanıma göre en küçük sıralı bölmenin sayı kaçtır? En küçük oluşmak istiyorsam ben rakamları sıfır olmayacak şekilde en küçük sayımız 111'dir. Sırayla bakıyorum. 111 sayısı 11'e bölünür mü? Hayır. Gitti. Şöyle yapalım. Da. 111. Ele eleye gidiyorum. 111 olmaz. 112 olsa. 112 olsa. Bakın hızlı şekilde eleyebiliriz. Nereden eleyebiliriz biliyor musunuz? 112 sayısı 12'ye bölünür mü? Hayır. Çünkü 3'ün katı değil. Bak 3'ün katı değil. Çünkü 112 bölünebilme kuralını işletiyorum ben. 112 dediğim 3, 2, 3 artı 4. 12 dediğim 3'ün katı. 112'nin 3'ün katı olması lazım. Öyle mi? Değil. Gitti. 113'e bakıyorum. 113. Şuna bakabilirsiniz. 13'ün 3'e bölümü. Bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bak direkt buradan eledim. Gitti. Sonra 14'ün 4'e bölümü elenmez. Yani bölünmez gitti. 15'in 5'e bölümü olur ama 115'in 15'e bölümü. 115'in 15'e bölümü. Burası 3'ün katı. Burası 3'ün katı değil. Olmaz gitti. 6 yazdım. 16'nın 6'ya bölümü olmaz. 117. 17'nin 7'ye bölümü olmaz. 118. 18'in 8'e bölümü olmaz. Hızlı götürüyoruz. 119'un 9'a bölümü olmaz. 120'ye geldim. 120 yazamıyorum. 0 rakamı var. 121'e geldim. 21 1'e bölünür. Ama 121 21'e bölünmez. Yani burada 1 de olmuyor. Bir tane daha arttırdım. 122. 22 2'ye bölünür. 122 22'ye bölünmez. Gitti. 123. Zaten 23 3'e bölünmez. Gitti. 124 24'e bölünmez. Gitti ve son olarak artık cevabı bulalım. 125 sayısı. Önce 125'i 25'e bölüyorum. Tam bölünür. Bir de 25'i 5'e bölüyorum. Tam bölünür. Yani en küçük sıralı bölmeli sayı 3 basamaklı 125 olarak bulunmuş oluyor. 12. sorumuz Tuba ve Bayram arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Tuba diyor ki 150 ile bir x doğal sayısını topla ve 150'den bir y doğal sayısını çıkar. Elde ettiğin sonuçların her ikisini de tam bölen iki doğal sayı bul diyor. Şimdi bu 150'den bak 150'den bir x doğal sayısını topla bir de bu 150'den bir y doğal sayısını çıkar. Ve çıkarttığında her ikisini de tam bölen iki doğal sayı bul. Yaren diyor ki toplama ve çıkarma işlemlerini yaptım elde ettiğim sonuçların her ikisi de 4 ve 9'a tam bölünüyor. Yani burası da 4'ün katı ve 9'un katı. Burası da 4'ün katı ve 9'un katı. Buna göre x eksi y farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bak şimdi ne yapıyorum. Bir sayı 4'ün ve 9'un katı oluyorsa o sayı otomatikman 36'nın katı olmak zorunda. Peki 36'nın katlarını düşünüyorum. Nedir 36'nın katları? 36, 72 bir 36 daha ekledim. 108 bir 36 daha ekledim. 144. Bir tane daha 36 eklememe gerek var mı? Yok çünkü çıkaracağım. Burada durdum. Bak şimdi bak. İzle. Peki hocam. 150 artı x veya şuradan gidelim. 150 eksi y sayısı eğer 144 ise. Bu ne anlama geliyor? Demek ki benim 144 ise buradan y sayısı 6 oluyor. Burasının 144 olması için veya bir tane daha yazarsam tam olursun. 144. 36 ekledim. 36, 144, 36 40, 180, 100, 80. Tamam şimdi oldu. Çünkü x farklı oluyor. E burası 4, 9 36'ya bölünüyorsa y sayısı 6 olmak zorunda kalır. Y sayısı en az 6 olmak zorunda kalır. Hangisi olabilir? Tüm ihtimallere bakacağız. Y 6 iken x'i bulayım. Y sayısı 6 iken x sayısı arkadaşlar 180 çıkması için x'in de 30 olması lazım. Soru benden x eksi y'yi istiyor. 30 eksi alttan 24 oluyor. Gitti. Başka değer var mı? Daha büyüğe gitmeme gerek yok. 30 civarına dönüyorum. Yani buralarda dönüyorum. Başka? 108 olması için ben Y yerine Bakayım mı diğerlerine bakalım. Ya yani bir sürü ihtimal var sonuçta hangisi olamaz diye. Olabilir diye soruyor bana. Ha olabilir zaten buldum ben ki. İyi iyi 12. sorumuzun cevabı iyi olarak hangisi olabilir diye soruyormuş zaten bana. Gördüğünüz gibi tek attım, tek attım. Diğer ihtimalleri değerlendirebilirsiniz. Hocam diğer ihtimaller nedir? Mesela 144 e ile ben bunu 108 elde etmek istiyorum. 108 için ben y yerine 52 yazabilirim. Eksi 52. Peki hocam. Buraya 180. Bir 36 daha ekledim 216. E buranın 216 olması için mesela 66 eklemem lazım. 66'dan 52 çıkarttığımda kaç geliyor? 20. 8 mi? 52, 62, 72, 80. Yok. 14 geliyor. 28 ya. Mesela 14 geliyor. Varmışlıklarda yok zaten. Olabilir diye sorduğu için zaten oluyor diyelim. 12. sorumuz iyi olarak bulunmuş. Oluyor arkadaşlar. Sayfa analizimizi yapalım. 7. sorumuz güzel bir soruydu. Yani çok klasik bir soru ama gerçekten tam böyle sınav ayarına çıkabilecek bir soru. Klasikleşmiş sınav problem sorusu diyelim. 8. sorumuz gayet hoş, güzel bir soruydu. 9. sorumuz sınav ayarındaydı, tam sınav ayarında. 10. sorumuz %100 sınav ayarında. 11. sorumuz tam sınav ayarında ve 12. sorumuz da aynı şekilde tam olarak sınav ayarında sorulardı diyorum. 13. sorumla devam ediyorum. Uzun bir soru. Tamamının görünmesi için veya şıkların görünmesine gerek yok aslında. Şıklara bakın, soruya dönüyorum. Tamamdır. Diyor ki soru bize. Kinyas ve Kayra bir sayı oyunu oynuyorlar. Kinyas aklından iki basamaklı bir sayı tutuyor. Kayra bu sayıyı bulabilmek için Kinyas'a cevabı evet ya da hayır olan beş soru soruyor. Kayra'nın sorduğu soruların ve Kinyas'ın verdiği cevapların ilk dördü aşağıda verilmiştir. Kayra beşinci soru sonunda Kinyas'ın aklına tuttuğu sayıyı kesin olarak buluyor bak. Çok güzel buluyor. Buna göre Kayra'nın sorduğu beşinci soru aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Soruyor. Diyor ki 2 basamaklı bir sayı tutacağım. 2'ye tam bölünüyor mu? Evet. Benim sayım 2'nin katı. 50'den küçük mü? Hayır diyor. Demek ki benim sayım 50'den büyük. Yani benim x sayım olsun. Benim bu x sayım büyüktür 50. 50'den küçük mü diyor. Hayır diyorsa 50'den büyük eşit. 3 ile tam bölünüyor mu? Evet diyor. Benim sayım 3'ün katı. 5 ile tam bölünüyor mu? Evet diyor. Benim sayım 5'in katı. Bak şimdi. Benim sayım 5'in katı. 3'ün katı ve 2'nin katıysa. 5 çarpı 3. 15. Hepsi aralarında nasıl olduğu için. 15 çarpı 2'den. Benim sayım 30'un katı olur. E, 50'den büyüktü. 50'den büyük. 30'un katı iki basamaklı. 60 ve 90 olabilir. Yani ben şu anda iki tane ihtimali indirdim. Bir soru daha soracağım. Öyle bir soru soracağım ki direkt sayının ne olduğunu bulacağım. Peki bu soru ne olabilir? Bakalım. 4 ile tam bölünüyor mu? 64 ile tam bölünüyor mu? Evet 90 bölünüyor mu? 4 ile 90. 45 bölünmüyor bak. Direkt bana cevabı bulduruyor. 13. sorumuz. Kesin olarak sayı kesin olarak buluyor. Kayra 5. soru sonunda. Buna göre bir bakayım bir kontrol edeyim. Hangisi olamaz diyormuş. Özür diliyorum tam. Çünkü olabilir. Mesela soruyor. Diyor ki 4'e tam bölünüyor mu? Evet cevabını aldığı anda buluyor. Hayır cevabını aldığı anda bunu buluyor. Bak evet derse 60. Hayır derse 90. Yani bir tane kesin cevap buluyor. Bu gitti. 9 ile tam bölünüyor mu? Evet derse 90'ı buluyor. Hayır derse 60'ı buluyor. Gitti. 10 ile tam bölünüyor mu? İkisine de evet diyebiliyor. Yani cevabı kesin bulamıyor. 12 ile tam bölünür mü diye soruyor. 60 bölünüyor. Evet. 90 bölünmüyor. Hayır cevabını veriyor. 20 ile tam bölünüyor mu? Evet dese 60. Hayır dese 90 olacak cevap. Yani bulunuyor. O zaman benim cevabım 12 değil de 10 ile tam bölünüyor mu? İkisi de evet cevabını verdiği için kesin cevabı bulamıyorum ben. Direkt nokta atışı. Bu da bana soruyu 13'ün soruyu 3 olarak bulur. 14. sorumuz. Esra cep telefonunun ekran kilidi için 4 rakamdan oluşan bir şifre belirlemiştir. Bu şifre ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Soldan ilk rakamı tüm rakamlarını tam bölmektedir. X Y Z T. Soldan ilk rakamı X tüm rakamlarını tam bölüyor bak. Sağdan ikinci rakamı tüm rakamlarına tam bölünmektedir. Sağdan ikinci rakamı Z rakamı tüm rakamlarına tam bölünüyor. Şimdi şöyle oluyor. Bak şimdi. Buna göre eslam belirli şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Tek tek deneyelim. Mesela soldan ilk rakam 1. Hepsini bölüyor mu? 3'e bölüyor, 7'yi bölüyor, 6'yı bölüyor. Sonra sağdan ikinci rakam 7 hepsine bölünüyor mu? 6'ya bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 1'e bölünüyor. Demek ki benim iyi şıkkım olmuyor. Mantık bu. İki rakamı 8'e bölünür. 8'e bölünür. 4'e bölünür. 8 rakamı 4'e bak. Diyor ki Sağdan ikinci rakamı 8 tüm rakamlarına tam bölünmektedir. 8 rakamı 4'e bölünür, 8'e bölünür, 2'ye bölünür. Benim cevabım 2'dir. Diğer şıklara da bakalım. 2 rakamı 6'ya 8'e 4'e bölünür, 8 rakamı 4'e bölünür, 2'ye bölünür, 6'ya bölünmez. Gitti. 3 rakamı 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 4'e bölünmez. Gitti. 3 rakamı 6'ya bölünür, 9'a bölünür, 1'e bölünmez. Gitti. Bu da bana 14. soruyu 2i olarak bulduruyor arkadaşlar. 15. sorumuz bir yarışma programında sunucu. Yarışmacılarla balon patlatma yarışı yapacaktır. Yarışmadaki 40 yarışmacı bir çember oluşturuyor. Bu çemberin içinde 1'den 55'e kadar olan sayılarla numaralanmış 55 tane balon bulunuyor. Sunucu bir sayı söylüyor. Yarışmacılar balonun numarası sunucunun söylediği sayıya bölünüyorsa yarışmacı balonu patlatıyor. Mesela sunucu 2 derse 2'nin katı olan balonlar patlıyor. 2, 4, 6, 8 gibi düşünebilirsiniz. Ve balon patlatmayı bırakıyor. Bak patlatıyor yarışmacılar balonun numarası sunucunu söylediği sayı bölünüyorsa yarışmacı balonunu balonunu patlatıyor ve balon patlatmayı bırakıyor. Bölünmüyorsa balonu aldığı yere bırakıyor ve numarası bu sayıya bölünmeden bir balon kaldıysa o balonu alıp patlatıyor. Güzel. Balon patlatamayan yarışmacılar eleniyor. Diğerleri ise tekrar bir çember oluşturuyor ve sunucu kalan balonlar için yeni bir sayı söylüyor. Yarışma bu şekilde devam ediyor. Yarışmada sunucu 3 sayısını söylemiş ve üçün katı olan balonlar nedir? 3, 6, 9, 12, bla 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 bla. 55'e kadar gidiyor. En son 54 numaralı balon kişiler bunları patlatıyor. Kaç kişi patlatıyor bulayım? 54 eksi 3 bölü artış miktarı artı bir. 51 bölü 3, 17 artı 1'den toplamda 18 tane balon patlıyor. Sıkıntı yok. 18 tane balon patlıyor? Bakayım. Evet. Geri kalan eğleniyor. Bakayım dur. 18 balon patlıyor. Elenen yarışmacılar oyundan ayrılıyor. Tam 18 balon patlıyor. Geriye 18 balon patlıyor. Geriye kalıyor. Balonlar kalıyor. Sıkıntı yok gerek hangi balonların kaldı. Peki devam ediyorum. Sunucu 5 sayısını söylüyor. Sunucu 5 sayısını söyledi ne? Patlayan balonlar 5, 10, 15 bla 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 bla. En son nereye kadar gider? 50, 5 dahil. Bakın toplam 55 tane balon var. 5 tane 55'e kadar olan balonlar patlıyor. Burada kaç balon patlıyor? 55 eksi 5 bölü artış miktarı 5'e 5'e artıyor. Artı 1. Yani 50 bölü 5'ten 10. 10 artı 1'den 11 tane balon da burada patlıyor. Yani kalan burada oyuncu 11 mi acaba? Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bütün katlarını sayarsak siz burada 15'i bakın 30'u ve 45'i patlatıyorsunuz. Yani aşağıda 15, 30 ve 45'i bir daha patlatmanıza gerek yok. Yani 3'ün ve 5'in katlarına bir daha patlatmanıza gerek yok. O zaman 11 balondan bu üçünü patlatamıyorlar. Sadece 11 eksi 3'ten 8 balon patlatıyorlar. Yani yarışma en sonda 8 kişi kalıyor. E 40 yarışmacı vardı. Geriye sadece 8 balon ve 8 kişi kalıyor. O zaman 40 8'den 32 kişi eleniyor. Ki elenen kişi sayısını soruyor bana. 15'in soru bu şekilde 32 olarak bulunuyor. 16. sorumuz da çok uzaktı ya. Küçüktü yazı değil mi? Ama gördük. 16. sorumuzda rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı x, y, z doğal sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Rakamlarının her birinin 3'e bölümünden elde eden kalanlar eşit. Şimdi bak bir sayı 3'e böldüğünüzde kalanlar 1 olabilir, 2 olabilir veya 0 olabilir. Bu bir. Rakamlarının toplamının 5'e bölümünden elde eden kalan 2'dir. Buna göre x, y, z sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkı Kaçtır diyor bana. Şöyle yaparız mı? Şöyle yapalım mı? Rakamlar birbirinden farklı olacak. Her birinin 3'e bölümünden kalan bak şimdi 3'e bölümünden kalan 0 olabilecek rakamları yazıyorum. 0, 3, 6, 9. Her biriminden her birinden her birinin 3'e bölümünden kalan 1 olabilecek rakamları yazıyorum. 1, 4, 7. Her birinin bölümünden 2 olacak kalanları yazıyorum. Aslında bu kalan sınıfıdır. Müfaattan kaldırıldı burası ama tabii ki de bu böyle bir şey değil yani. Sonuçta bunları görebiliyorsunuz siz. Anlatılacak bir şey değil bu. Bu da 2 5 ve 8'dir. Benden istediği şey. Bak. Buna göre x, y, z sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkı. Şu birinci şarttan dolayı x, y, z'den alacağı en büyük değer bu rakamları kullanarak 963'tür. Ve ikinci şartı sağlama zorunda. Rakamlarının toplamının 5'e bölümünden elde edilen kalan 2'dir diyor. Rakamlarını topluyorum. 9 artı 6. 15 artı 3, 18. Bak bu olmuyor. Mesela değiştiriyorum sayıyı. 3 rakamı yerine ben 0 rakamını kullansam. 9 artı 6 15 tam bölünüyor mesela. Bu olmuyor. Değiştiriyorum. Ben 9, 3, 0 yapsam 930 sayısı değil mi? 9, 3, 12, 5'e böldüm 2 kalan verdi. Yani yazabileceğim en büyük sayı 930 oldu. Bu yazabileceğim en büyük sayı. Şimdi yazabileceğim en küçük sayıyı gözümü diktim. en yazabileceğim en küçük sayıyı da ben şuradan yazalım. Yazmaya çalışırım en azından. 147. Bu sayıyı rakamları toplamam. 7, 4, 11, 7, 4, 11, bir daha 12. 12'yi 5'e böldüm 2 kalan verdi. Demek ki en küçük sayı da 147 olarak yazılır. Ve benden bunların farkını istiyor çıkardım. 10'dan 7 çıkardım 3. 12'den 4 çıkardım 8. 8'den 1 çıkardım 7. 16. sorumuz 783 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Güzel bir soruydu. 17. sorumuz. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine x sayısı yazılarak bir sembol oluşturulmuştur. Bu sembol x'in n'ye bölümünden elde edilen kalanı ifade ediyor. Yani içine yazan sayıyı ve şekilin kenarlarını böldüğümüzde kalan ifade ediyor. Bu sembol x'in n'ye bölümünden elde edilen kalanı ifade etmektedir. Bak sağ tarafı yapalım. Eşitliğini sağlayan iki basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır diyor bana x'i benden istiyor. Şimdi bakın. En büyük x sayısı ile en küçük x sayısını diyelim. En büyük x sayısı ile en küçük Evet x sayısının farkı kaçtır diyor. Tam buradan yapabiliriz. İki basamaklı en büyük x sayısı ile en küçük x sayısının farkı kaçtır? x e ekleyeyim ki kafa karışıklığı olmasın. Peki bu tarafa geldim. Bak 9'u 1, 2, 3, 4, 5. 9'u 5'e böldüm. 9 bölü 5. 1 kere 5. 5. Kalan kaç? 4. Demek ki buranın sonucu kalan olan 4'müş. E 4'ü ben üçgene böldüm. 4'ü 3'e böldüğümüzde bizim kalanımız 1'di. Yani bunun cevabı 1. Sol tarafında cevabının 1 çıkması lazım. Önce aşama aşama gidiyorum. Bak bu x sayısını ben gidip 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya böleceğim. Bu x'i 6'ya böldüğümüzde sizin kalanınız tam bölünebilir. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelir, 4 gelir ve 5 gelir. Güzel. Bak bu güzel. En büyük sayı ile en küçük sayının toparı kaçtır? Bu güzel. Yani benim karemin içi, bak benim karemin içi, karemin içi, bu değerlerin hepsi olabilir. 0 olursa karenin içi 0'ı 4'e böldüğümüzde kalan vermez. Gitti. Bak karenin içi sıfır olamaz. Karenin içi bir olabilir. Bak sıfır yazamıyorum karenin içine. Karenin içine ben bir yazarsam biri dörde böldüğümüzde bir kalan verir. Bakın illa sayının dörtten büyük olmak zorunda değil. Bu kalanı veriyor bana. Sonuçta ben iki sayısını dörde böldüğümde iki kalan verir. Küçük bir sayı böldüğümüzde kalanımız direkt kendisi olur. Unutmayın bunu. Kalan direkt kendisi olur. Yani diyor ki bana şunu söylüyor. Karenin içine bir yazdığınızda kalan bir olduğunda sizin sonucunuz birdir. Bu bir. Kalan iki olsa olmaz. Çünkü iki dörde böldüğümüzde olmuyor gittim. Eğer ben burada 3 yazarsam 3'ü 4'e böldüğümüzde 3 kalan verir olmaz. Burada 4 yazarsa 4'ü 4'e bölerim. Tam verir, tam bölünür olmaz. Ama burada ben 5 yazarsam, bakın karenin içine 5 yazarsam, 5'i 4'e böldüğümüzde 1 kalan verir. Yani benim almam gereken şey şu. X'in 6'ya bölümünden kalan ya 1 olacak ya da 5 olacak. En büyük sayı oluşturayım. iki basamaklı. Düşünüyorum. 99'a kadar gittim. 99. 6'ya böldüğümüzde 1 veya 5 kalan verecek. Ben 99 sayısını... 6'ya bölünebilen şekilde düşünüyorum. Nedir? 92 midir? 92. 6, 98 midir? 17. Şimdi bak. 3'e ve 2'ye bölünecek. 99'u alsam 3'e bölünür, 2'ye bölünmez. Bir tane geldim. 98 bölünmez. 97, 16 bölünmez. 96'dan 96 olurmuş. Peki yazabileceğim en büyük sayı 96'yı düşündüm. 96 sayısı 3'e de bölünür rakamlar toplamından 2'ye bölünür. Yani 6'ya bölünür. 1 kalan veya 5 kalan verecek diyor. 1 kalan vermesi için benim sayımın x gördüğüm yere 97 yazarsam 6 ile bölümden kalan 1'dir. Peki daha büyüğünü yazabiliyor muyum? Yani 5 kalan verecek şekilde yazabiliyor muyum? 96 artı 5 101 olmaz. Mesela 90 artı 5 95 de olur. Ama zaten yazacağımız en büyük sayı x yerine 97'dir. x'in en büyük değeri 97. Şimdi en küçük değerine gidiyorum. En küçük 12 tam bölünüyor. 12 tam bölünüyor. En küçüğünü yazmaya çalışıyorum. E bir kalan vermesi için ben x gördüğüm yere 13 yazmam lazım. Acaba daha küçüğü var mı? Onu da şöyle düşünebilirim. 12'ye tam bölünüyor ya. Bak şimdi 5 kalan vermesi için ben x gördüğüm yere 11 yazarsam 11'i 6'ya böldüğümüzde 5 kalan veriyor. Demek ki en küçük de 11 yazabiliyorum. Benden bunların farkını istiyor. 97-11'den cevabımızı 86 olarak bölü yaptım. 97 eksi 11'den cevabımızı 86 buluyoruz. 17. sorumuzun cevabı 86'dır diyoruz arkadaşlar. Bakın içten dışa doğru gidiyorum. Kalanları düşünüyorum. Kalanlardan yerine yazabileceklerimizi düşünüyoruz. Kalanları yazıyoruz buraya kare içinde. X yerine bunları yazdığımızda yani bak şu anlama geliyor. X yerine 97 yazıyorsunuz. Sizin kalanınız 1 veriyor. Ve kare 1 yazdığınızda sonuç 1 oluyor. X yerine 11 yazıyorsunuz. İçeride bu. Kalan 5 veriyor. Kare yerine 5 yazıyorsunuz. Sonucunuz 1 oluyor gibi düşünebilirsiniz diyorum. Çok iyi. Tam sınavlık ya. Çıkarsa gelin tamam mı bu tarz bir soru? Diyelim 17. sorumuzu bu şekilde 11 pardon 86 olarak bulalım. 18. sorumuzda şöyle kenara köşeye çekeyim şurada yapalım. Şurada çözelim bu soruyu. Mert'in işlerinde eşit sayıda bilye bulunan iki kutusu vardır. Mert birinci kutudaki bilyelerin bir kısmının ikinci kutuya aktarıyor. Bu durumda birinci kutuda kalan bilyelerin sayısı 4'e ve 6'ya, ikinci kutudaki bilyelerin sayısı ise 6'ya ve 9'a tam bölünüyor. Buna göre Mert birinci kutudan ikinci kutuya en az kaç bilye aktarmıştır diyor bana. En az aktaracağı bilyeyi bulacağız. Eşit sayıda bilye var. Mesela x tane birinci kutu diyelim. Birinci kutu ikinci kutu. İçlerinde başlangıçta x tane bilye var. Birinci kutudaki bir kısmını ikinci kutuya aktarıyorum. Birinci kutudan a tane bilye çıkarıyorum. İkinci kutuya aktarıyorum. İkinci kutuda x artı a tane bilye oluyor. Bu durumda birinci kutudaki kalan bilgilerin sayısı 4'e ve 6'ya. Bir sayı 4'e ve 6'ya bölünüyorsa 4'ün ve 6'nın katı 12'nin katı olacak. Yani bu taraftaki x eksi a sayısı 12'nin bir katı. Diğer taraftan x artı a sayısı 6'ya ve 9'a bölünüyorsa 18'e bölünür mü? Bölünür. Burası da 18'in katı olmuş oluyor. En az kaç bilgi aktarmıştır diyor. Bu a sayısını bulabileceğimiz minimum sayı bulmaya çalışıyoruz. O zaman ben şöyle derim. x eksi a sayısını k'ye 1 dersek x eksi a'yı 12. x artı a'yı 18 derim. Ve bu şekilde ben a'ları yok etsem 2x. Bak bulabiliyorum. Taraf tarafa topladım. x eksi a eşittir 12'ye. x artı a eşittir 18'e. Taraf tarafa topladım. A'lar gitti. 2x 30'a. Hocam x'im 15'e. E benim x'im 15 ise a sayısı otomatikman 3 oluyor. Ki eşitlik sağlanıyor. Herhangi bir şartım var mı diye bakıyorum. Yok. Bu şekilde en az 3 bilgi aktararak bulabiliyorum. 18'in sorumuz 3 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Ve bence çok sağlam sorular vardı. 18 sınav ayarındaydı. 17 sınav ayarından yani sürekli çıkıyor artık böyle sorular. Yani her konunun ne çıkıyor. 16 tam olarak klasik soru diyelim. 15 sınav ayarındaydı. Üst düzey sınav ayarında. 14 tam sınav ayarındaydı ve 13 de üst düzey sınav ayarındaydı. Diyelim. İlk 18 sorumuzu bu şekilde tamamlayıp 19. sorumuzda devam edelim. 19. sorumuzda asal bölenlerinin toplamına tam bölünen pozitif tam sayılara bölen böler sayı denir. Örneğin 90 sayısını almışım. Bakın 90 sayısı bir bölen böler sayıdır. Neden? Asal bölenleri 90'ın 2, 3 ve 5'tir. Yani 2'ye, 3 asalına ve 5 asalına tam bölünür. O zaman 90 sayısı diyor. Bu bölenlerin toplamı 5 artı 3, 8, 2 daha 10 olan sayıya tam bölünüyorsa ki bölünüyor. Bu bir bölen böler sayıdır. Buna göre 3 tane öncülümüz var. İfadelerinden hangileri? doğrudur diyor bana. Bakın inceliyorum. İyi şıkkında bir bölen böler sayının karesi de bölen böler sayıdır. Elimizde 90 sayısı var. Siz 90 sayısının karesini aldığınızda mesela diyor. Bir örnek. Nedir? 90 çarpı 90. Şimdi herhangi bir asal kattınız mı? Hayır. Hala bunun asalları 2, 3 ve 5 mi? E hala bu asalların toplamı 10 mu? E bu 90 10'a bölünüyorsa 90'ın karesi 10'a hayli hayli bölünür. Yani iyi şıkkın doğrudur. Bu bir. İki ışıkına geldim. Bir asal sayının pozitif tam kuvveti biçimde yazılan her doğal sayı bir bölen böler sayıdır. Bir asal sayı aldım 13. Bu asal sayının pozitif tam kuvveti karesini aldım. Bu 13'ün kübünü aldım. 13'ün dördüncü kuvvetini aldım. 13'ün birinci kuvvetini aldım. E bu mesela 13'ün karesi. E asal zaten 13. E bir tane asal var. Bu 13'ün karesi 13'e böldürme evet. 13'ün kübü 13'e bölünür mü? Evet. 13 üzeri 4 13'e bölünür mü? Evet. 13 üzeri 1 13'e bölünür mü? Evet. Yani 2 şıkkı her zaman, her zaman ve her zaman asla bölen böler sayı çıkıyor. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncül bir, bak kuvvet diyorum kat demiyorum orada. Ama üçüncü öncülü de kuvvet demiyorum kat diyorum. Bir bölen böler sayının mesela 90 sayısı. Tüm pozitif tam sayı katları, bak katları. Şimdi ben burada 2 katı, 3 katı, 5 katı. Bunları aldığımda sıkıntı yok. Ama ben gidip bunun 7 katını alsam. Bir de buraya 7 asalını ekliyorum. 7 artı 5 12. 10'du. Ne oluyor? Bu sayının 17'ye bölünmesini bekliyorum. Mesela 7 asalını eklediğimizde çarpı olarak aşağıya toplam olarak ekliyorum. E bu sayı 17'ye bölünür mü? Hayır bölünmez. Demek ki bu bir bölen böler sayı değildir. Katlarında olmuyor kuvvetli oluyor. O zaman i ve 2i'den 19'un sorumuz bu şekilde bulunmuş oluyor. 20. sorumuzda n bir doğal sayı olmak üzere 8 faktöriyel artı n sayısı 31 ile tam bölünmektedir. Şunu söylüyor bana. 8 faktöriyel yani artı n sayısı 31'in tam bir katı. Ne yerine ne de değer vereceğim? Ne yapmam lazım? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'i yazalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yazmama gerek yok. Artı n sayısının 31'in tam katı olması lazım. Ve ne diyor? En az kaçtır diyor. Bak Bunları çap çapmayayım hayır arkadaşlar. Hepsini çarpmayacağım. Ne yapacağım? Ya yani bütün olarak bölmek yerine ben ikişerli, üçerli çarparak bir böleceğim. Ne demek istiyorum? Bak şimdi. Burada 7 var, burada 5 var. 7 kere 5 35. Bu 35 sayısını 31'e böldüğünde benim buradan kalanım 4'tür. Yani artık bunu ve bunu kullanmama gerek yok. Bu bir Başka 8 ve 4'ü çarptım 32. Bu 32 sayısını Bak bu 32 sayısını. 8 ve 4'tü. Tamam, şuraya, geri gel, geri gel. 8 ve 4'ü aldım. Bu 32 sayısını 31'e böldüm. Benim kalanım 1'dir. Yani bu da gitti. Bu da gitti. Başka? 6 kere 2 12. 12 şarpı 3 36. Bu 6 3 2. 36'yı 31'e böldüm. Benim kalanım 5'tir. Bak bitti. Geriye kalanlar 1 4 5. E bunları çarptığımda bunların çarpımı 20'dir. Yani 20 artı n sayısı 31'in tam katı oldu. E 20 artı n sayısı 31'in katıysa ne yerine yazabileceğim en küçük sayı 11 olur. Bu da bana 20. sorumuzu 11 olarak bulmuş olur. Yani ben sayıları çarparak uğraşmıyorum. Kalanlarla uğraştığım sorumuzun cevabı 11'dir. 21. sorumuz sadece 1, 2, 3. Bu arada bu soru DGS'deki soruya benzer. DGS 2022 sorusuna benzer. Hazır hazır sınava girdim çıktım. Direkt çıkmış bir soruyu sizlere sunayım. Sadece 1, 2 ve 3 rakamlarından oluşan ve en az 4 basamaklı olan bir doğal sayı aşağıdaki koşulları sağlıyorsa bu sayıya kevgir sayı denir. 3 öncülümüz var. Buna göre 4 basamaklı kevgir sayının rakamları çarpımını karşıtır. Demek ki bir tane var. Bak diyor ki en soldaki rakam bu sayıdaki bir rakamların sayısına inşa eşittir diyor. 1, 2, 3, 4 basamaklı. Mesela 1, 2, 3 kullanarak ben buraya 3 yazsam bana şunu söylüyor. Diyor ki bu sayıda 3 tane 1 var diyor. Ben buraya 1, 1, 1 yazıyorum. Olmaz. Neden? Soldan ikinci rakam burası 1. Bu sayıda iki rakamların sayısını veriyor. E2 var mı burada yok. Demek ki bu sayı olmuyor. Soldan üçüncü rakamda kaç tane üç olduğunu söylüyor. Bak çok güzel bir soru. Hepsi birbiri entegre bir soru. Hani şey vardır ya mesela işte 44 yazınca 44 rakamın içinde 44 sayısının içinde işte 5 tane K var. Dediğinde mesela K var dediğinde K ekliyorsun ya onu da eklemek gibi düşün. Öyle bir detayı var bu soru. Peki hocam nasıl yapacağım? Şöyle ki ben 1'i çok kullanacağım. Çünkü ben burada 2'yi kullandığım anda 2 tane 2 yazmak zorundayım. Yani ben burada 1 ve burada 1 yazsam. Bir tane 2, bir tane 3, bir tane 3 kullanacağım. Bir tane 2, bir tane 3. Bir tane 2, bir tane 3. Üç. Gidip 3'ü buraya yazsam 2 tane 3 tane 1 yazmam gerekiyor. Olmuyor. O zaman 2'yi buraya yazdığımda 2 tane bak okuyorum. Ne diyor bana? 2 tane 1 var diyor. Doğru. Geliyorum buraya. Bir tane 2 var diyor. Doğru. Geliyorum buraya. Bir tane 3 var diyor. E bir boşluk kaldı. Orada 3 yazdığımda 4 basamaklı yazabileceğim kevgir sayı 2, 1, 1, 3 oluyor. Ve benden bunun çarpımını istiyor. Bu çarpımda 6 geliyor. 21. sorumuzun cevabı bu şekilde. 21, 6 olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar kontrolümü yapayım. Sıkıntı yaşamayayım. 21, 6'dır diyelim. 22. sorumuz yine aynı şekilde çıkmış DGS sorusundan benzer bir soru. 2 basamaklı x'ye doğal sayısı için. Bak. Kare x'ye eşittir. x artı 10y. 1, 2, 3, 4, 5. Altıgen x'ye eşittir. 2 üzeri x artı y olarak tanımlanıyor. x'ye, x'ye. Eşitliğini sağlayan iki basamaklı x'ye doğal sayısının rakamları çarpımı kaçtır diyor bana. Bulalım arkadaşlar. Bulalım. Şöyle ki x artı 10 y. Bakın denklemi yazıyorum. x artı 10 y eşittir. Direkt bu arkadaş olan 2 üzeri x artı y'ye. Ve ben bu y'yi sol tarafa atsam. Çıkacak sonuç x artı 9 y eşittir. 2 üzeri x. Bak soru bitti. Nereden bitti biliyor musunuz? Ben değer vereceğim. Y yerine ben gidip burada 0 versem. Bak 0 versem. Eşitliğin sağlanması 2'nin kuvveti gelmesi için ki y yerine 0 verebiliyorum, verebiliyorum. Verebiliyorum. Y yerine ben burada 0 versem. X yerine mesela 2 versem. 2 üzeri 2 4. Çok büyük oldu. Y yerine 0 veremiyorum. Y yerine ben burada 1 versem. 9 kere 1 9. 2'nin kuvveti olan en yakın kaç var? 16. 16 için ben burada 7 vermem lazım. Olur mu? 2 üzeri 7 olmaz. Gitti. 2 versem 18 en yakın yani en büyük ya yani veya 2 9 x 2 18. 18'den büyük olan. 2'nin kuvveti 32 var. Bak 32. Burası 18'si. Sonucun 32 olması için Evet. Burası 9 x 2 18 32 olması için buraya 14 yazmam lazım. 2 14 sağlamaz. İhtimal yok. 3 yazıyorum. 9 x 3 27. 32 olması için buraya 5 ekliyorum. Aha 2 üzeri 5 bak. 9 çarpı 3 27, 5 daha 32. 255 32 sağladı. Demek ki hocam x'i 5 oluyor. Y'si 3 oluyor. E x'in 5 y'si 3 ise yani sayımız 53'tür. Benden bu sayının rakamları çarpımını istiyor. 5 çarpı 3'den 15 bulunuyor. 22. sorumuzda bu şekilde 15 olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar yine çıkmış soruya benzer bir soruydu diyelim. 13. sorumuzda ardışık ardışık 4 pozitif tam sayının toplamı 10 ile tam bölünebiliyorsa bu sayıya onluk sayı denir. Bak onluk sayı. 4'ün toplamı ardışık. 10 ile 4 de tam bölünebiliyorsa 10 ile tam bölünüyorsa onluk sayıdır. Mesela 11, 12, 13, 14, 50 sayısı toplamı 50 oluyor. 10 ile tam bölündüğünde 50 sayısı onluk sayıdır. Buna göre sadece iki basamaklı sayıları kullanarak kaç tane onluk sayı yazabiliriz diyor bana. Bak şimdi arkadaşlar. Burada mevzu bahis şurada geçiyor. Bir rakamı, iki rakamı, üç rakamı, dört rakamı kullanılmasına geçiyor. Yani aslında siz 10, 11. Şöyle yapalım mı? 5 rakamı yan yana yazayım. Ardışık olacak bunlar. 10'dan 20'ye kadar yazayım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20'ye gerek bile yok. Sadece iki basamak kullanacağız. Güzel. Bak şimdi. Şu dörtlüğü alsam ardışık. 3, 5, 6 olmaz. Şu dörtlüğü alsam. Zaten olduğunu biliyorum. Yani bu dörtlü bana cevabı veriyor. Bu bir. Başka? Cevap verenleri sarı alacağım. Şu dörtlüye alsam ben. 5 4 9 3 12 12 14 olmadı. Şu dörtlüye alsam 6 5 11 15 18 olmadı. Bunu aldım. Şu dörtlüye alsam 8 7 15 21 5'li mi aldım? 4 5 9 15 22 olmaz. Şu dörtlüye alsam 5 6 11 5'li mi alıyorum ben ya? Evet 5'li alıyorum. 14'e itibaren 4'lü aldım. 4 5 9 15 22 olmadı. 5'ten itibaren alıyorum. 5 6 11 7 18 11 bak oldu burası bak. Şu dörtlüye aldığımda topluyorum. 5, 6, 11, 7 daha 11, 7 daha 18, 26. 5, 6, 11, 18, 8 daha 26. Olmaz, olmaz. Olur mu hiç? Olmaz. Geri alıyorum. Orası da olmaz. Sarıca yazmıyorum. 16'dan itibaren alıyorum şimdi. Bak 16'dan itibaren alıyorum. 6, 7 daha 13, 21, 30. Burası oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum size. 10'dan 20'ye kadar gördüğünüz gibi 2 tane 2 tane ben 10'luk sayı oluşturabiliyorum. E 10'dan 20'ye kadar oluşturduğumda ben nereye kadar gidiyorum? En son 90'dan 99'a kadar giderim ve burada da iki tane oluştururum. Yani ben toplamda 99 şöyle söyleyelim mi? 90-10 9 artı 1'den burada 9 eksi 1 8 artı 1'den toplam burada 9 seri var ve her birinden 2 tane oluşturabiliyorum ben. Bu da bana cevabı 9 çarpı 2'den 18 olarak buldurmuş oluyor. 23. sorumuzun cevabı yanlış yapmadıysam eğer evet. 23. sorumuzun cevabı 18'dir diyoruz arkadaşlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. 20'den 29'a kadar 2 tane. 30'dan 39'a kadar 2 tane şeklinde her birinden her bir onludan 2 tane gelmiş diyoruz. 24. sorumuz Meliha öğretmeninin tahtaya yazdığı bölme işlemini deftere geçirirken bölünen sayının onlar basamağını yanlışlıkla 6 küçük bölen sayının onlar basamağını yanlışlıkla 2 küçük alıyor. Öğretmenin işleminde bölüm 3 kalan 0 çıktığına göre Melihan'ın işleminde bölüm ve kalan sırasıyla kaç olarak bulunmuş olur? Bak şimdi. Öğretmenin işleminde bölüm 3 bölen bölüm 3 kalan 0. Yani benim sayım x benim sayım y. Şu oluyor bu. Bu öğretmenin işlemi tam bölünüyor. Melihan'ın işleminde ise onlar basamağı 6 küçük. Şöyle yapalım mı? Bölünen sayın onlar basama 6 küçük. Bölen sayının onlar basamağı 6 küçükse yani benim sayım x eksi 10 çarpı altın 60 küçük sayısını ben bölüyorum. Neye? Bölen sayının onlar basamağı 2 küçükse demek ki y eksi 2 küçük 2 çarpı 10'dan 20 küçük. Bu. x eksi 60'ı y eksi 20'ye böleceğim. E ben burada sağlamayı yapsam 3y dediğim sayı x eşittir hocam. O zaman ben burada x gördüğüm yere 3y diyorum. Bak x gördüğüm yere 3y diyorum. Yani benim yaptığım işlem 3y eksi 60'ı gidiyorum y eksi 20'yi bölüyorum. E böldüğümde bak şimdi bak tam bölünüyor. 3'le çarpıyorum burayı. 3x60 geliyor ve 0 geliyor. Bölüm ve kalan kaçtır diyor? Bölüm 3, kalan 0. Benden bunların sırasını istiyor. Bölüm 3, kalan 0'dan 3 ve 0'dır. 24. sorumuzda bu şekilde 3 ile 0 veya 3 ve 0 şeklinde bulunmuş olur. Bu sayfamızı bu şekilde tamamlayalım. Güzel bir sayfaydı. 24 güzel bir soruydu tam sınav ayarında. Güzel denklem kurmanız gerekiyor. 23 ya bu sene sınavında çıksın ya çıksın. 22 zaten çıkmış benzer bir soru. 21 zaten çıkmış benzer bir soru. 20. sorumuz sınav ayarında gerçekten güzel bir soruydu. Yani pratiklik katabilecek bir soru. Yani pratiklik bilmiyorsanız uzun uzun çarpmanız gereken bir soruydu. Ve 19'da aynı şekilde güzel bir sınav sorusu olabilirdi diyorum. 25. sorumuzda devam ediyorum. 25. sorumuz bir bölme zinciri oyununda verilen ilk doğal sayı bir x pozitif tam sayısı ya bölünmüş bölünmüş bak verilen bir doğal sayı x tam, tam sayı bölünmüş ve bunun sonucuna çıkan bölüm bölüm 6. Tekrardan x pozitif tam sayısına bölünmüş. Yani bu 6 tekrardan 4'e bölünmüş. Bu işlemlerde bölüm 0 oluncaya kadar devam edilmiştir. Diyor. Bak 6'yı 4'e bölmüşüm 1. 1'i yine 4'e bölmüşüm. Bölüm 0 kalan yine 1'dir. Dikkat. Buna göre 130 sayısının 4'e bölünmesiyle başlayan bir bölme zincirinin tüm bölenlerin toplamı kaç olur diyor. Tüm bölenlerin toplamı. Ben gidiyorum 130 sayısının sırasıyla 4'e bölerek başlıyorum. Nedir arkadaşlar? 3 kere 4 12. 0, 1, 0, 2 kere 4, 8. Kalanımız 2. Kalan işimi yok. 32 bölenini aldım. Sonra bu 32'yi bir daha 4'e böldüm. 8 çarpı 4, 32. Sıkıntı yok. Ben burayı 0 elde edeceğim. Bölümümüz 8. 8 aldım yine ben 4'e böldüm. 2 kere 4, 8. Bölüm 2. Bu 2'yi aldım. Son olarak geldim. Yine gittim 4'e böldüm. Evet böldüm. Bölüm 0 kalan 2 oldu. Benden Tüm bölümlerin toplamını istiyor. 32 8 daha 40, 2 daha 42 yapıyor. Bu da bana sorumuzun cevabını, sorumuzun cevabını, 25. sorumuzun cevabını bu şekilde 42 olarak bulmuş olur. 26. sorumuzda Talip aşağıdaki tabloda verilen her bir sayıyı o sayının rakamları toplamına bölecektir. Her bir sayı rakamları toplamına bölüyor. Buna göre talibin elde edeceği tüm kalanların toplamı kaç olur diyor bana. Tüm kanları istiyor. Farklı farklı değil. Şunu söylüyor bana yani. Bakıyorum ben tabloya sayımız bizim 23. 23'ü ben 3 artı 2'den 5'e böldüğümde benim kalanım 3'tür. Bak 3'ü aldım. Artı. 14'ü 4 artı 5'e böldüğümde kalan 4'tür. Artı. 89'u 89'u 8 artı 9 17'ye bölüyorum. Kural mural yok. Direkt bam 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 böleceğim. 5 olsa 7 kere 5 35 olur. 5 kere 7 35'ten 3. 5 1 5 3 daha 8. 85 kalan 4'tür artı 6'yı 6'ya böldüm. Kalan yok. Sıfırdır. Kalan üstü. 778'i 7 7 14 8 daha 22. 778'i ben 7 7 14 8 daha gidiyorum 22'ye bölüyorum. 3 defa vardır 66 118 5 olsun, 5 defa var galiba 6 oza geçiyor çünkü 5 kere 2 10 0'ı 1 5 kere 2 11 daha 11 buradan kalanla 8'dir artı 10 üzeri 5 Korkacak bir şey yok 1'in yanına bir sürü 0 var. Bu sayıyı 1 artı 0 0'dan 1'e tam bölebiliyorum. Kalan 0'dır. 45'i 9'a böldüm. Tam bölünür. 66'yı 6 artı 6 12'ye böldüm. 12 kere 5 60 olur. 6 kalan verir. Artı 123'ü artık son olarak bölüm. 3 2 5 1'de 6'ya bölüyorum. 2 kere 6 12'den 3 kalan verir. Kalanların toplamını istiyor. 6 artı 3 9 3 daha 9, 3 daha 12, 4 daha 16, 4 daha 20, 8 daha 28 yapar. 26. sorumuzun cevabı 28 olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar güzeldi. İyiydi yani. 27. sorumuz. Rakamları toplamı 100 olan sayılara. 100 numaralı sayı, 100 numaralı adam diyeceğim sandınız değil mi? Kemal Sunal'ın filmi. Hala izlemeyen varsa aranızda. Z kuşağı diye bir saçmalık uydurdular ya. Biliyorum öyle bir şey yok. Hala izlemeyen varsa bence izlesin. İzleyenler varsa zaten tekrar tekrar izlettiriyor kendini. İyi 2 3 öncelerimiz var. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bak rakamları toplamı 100 olan sayılar. En küçük 100 numaralı sayı 12 basamaklıdır. Şunu söylüyor bana. 100 sayısını ben gidip 9'a bölsem. 1 kere 9, 9. Yani diyorum ki içine kaç tane 9 olabilir diye bakıyorum. 10 9'dan 1, 0. 1 kere 9, 9. Şu anlama görüyorum. 9, 9, 9, dıgıdık, 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 9. 11 basamağına 9 koru. Ve benim fazlalığım nedir? 1'dir. Bir tane de buraya 1 yazdığımda bu sayı en az 12 basamaklıdır. İyi öncülüm doğru. Tüm 100 numaralı sayılar 8 ile tam bölünür diyor. Bak. Bir kere sayılar tek. 9, 9, 9, 1. Hepsi bölünüyor mu bölünmüyor. Bak mesela bu bölünmüyor. Gitti. Bütün rakamlara eşit olan 4 tane 100 numaralı sayı vardır. Bütün rakamlara eşit olan 4 tane 100 numaralı sayı vardır. Bu şu anlama gelebilir. Rakamların hepsi 1 olsa, bak 1 olsa 100 basamaklı bir sayı oluşur. Rakamların hepsi 2 olsa, 2, 2, 2 100 bölü 2'den 50 basamaklı bir sayı oluşur. Bu da 100 basamaklı. Yani söylemeye çalışışı şu. 100'ün tam bölebildiği sayıları düşünün. Bak 100'ü 1'e bölebilirim. 100'ü 2'ye bölebilirim. 100'ü 3'e bölemem. 4'e bölebilirim. 5'e bölebilirim. 6, 7, 8, 9 bölemem. 10'a bölebilirim. E şunu söylemeye çalışıyorum. Bu 10 olamayacağına göre rakamları alıyorum. Yani rakamların hepsini ben 444 yazsam Bak 100 bölü 4'ten 25 basamaklı olur. Rakamların hepsine 5, 5, 5, 5 yazsam 100 bölü 5'ten 20 basamaklı sayı oluşur. Yani bütün rakamlara eşit olan 4 tane 100 numaralı sayı vardır diyor. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4 ve 5, 5, 5, 5. Doğru söylüyor. I ve 3 i'den 27'ni sorumuzda I ve 3 i olarak bulunmuş oluyor. İyiydi. Ben olsam sorarım sınavda. 28. sorumuzda bir merdivende hepsi beyaz renkli 60 basamak vardır. Bak hepsi beyaz renkli 60 basamak. Ve bu basamaklar aşağıdan yukarıya doğru birden 60'a kadar olarak nurlandırılmış iki kişi bu basamaklara aşağıdaki işlemleri yapıyor. Birinci öğrenci. Bak. Öğleden önce dördün katı olan basamakları maviye boyuyor. İkinci öğrenci öğleden sonra 5'in katı olan basamakları yeşile boyuyor. Öğrenciler bu işlemleri aynı gün gerçekleştirdiğine göre son durumda kaç basamak mavi boyalıdır diyor bana. Şöyle ki öğleden önce 4'ün katı olan basamakları maviye boyuyorum. İkinci öğrenci 5'in katı olanları yeşile boyuyor. Son durumda kaç basamak mavi kalmıştır? İlk durumda bakalım. Önce maviye boyuyorum. Bakın önce maviye boyuyorum. 4'ün katı olan kaç basamak var burada? 4 8 bla 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 dık dık, 60 60 eksi 4 bölü artış miktarı artı 1. 60 bölü 4 15. Eksi 4 bölü 4'ten 1. 15 gibi 4. 14 artı 1'den toplamda 15 basamak beyazdan maviye döndü. İkinci öğrenci geliyor. 5'in katlarını boyayacak. 5'in katlarını boyarken burada mesela 60'ı boyuyor. Mesela şunu söylemeye çalışıyorum. Hem 4'ün hem 5'in katı olanlar burada zaten maviye boyalı. Onları değiştirecek. Nedir bunlar? Hem 4'ün hem 5'in katı ise bir sayı 20'nin katıdır. Yani burada 20, 40, ve 60 vardı. Bu üçünü otomatikman yeşile çevirdi. E benim mavi olan 15 basamağım vardı. Bu yeşile dönen 3 basamağı çıkarttığımda geriye 12 tane mavi basamak kalıyor. Bu da bana, bu da bana. 28. soruyu, 28'i 12 olarak buldurmuş oluyor. Şık neye koymuş ben buraya? Şıkkı silerim. Şurada düzeltelim. Bu soruyu sizlere göndeririz diyoruz. 29. sorumuzda doğal sayılar 7'yi bölümlerinden kalanlarına göre birinci grup sıfır kalanı verenler. Mesela nedir bunlar? İşte 0. 0 da 0 kalanı verir. 7, 14 blablabla bla, bla, bla. grup 1 kalanı verenler. 1, 8, 15 bla bla, bla. Üçüncü grup 2 kalanı verenler. 2, 9 blabla bla 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 A, 7 grupta 6 kalanı verenler. 6, 13 şeklinde devam eden grup oluyor. Biçiminde gruplandırılıyor. Her gruptan birer sayı alınıp toplanınca A sayısı elde ediliyor. Buna göre A diyor kesinlikle bu gruplardan hangisinin elemanıdır. Bak şimdi arkadaşlar. Hangi gruptan hangisini aldığınızın bir önemi yok. Diyorum ki rahat işlem yapmak istiyorum. Buradan bunu, bunu, bunu yani kısaca gruplardaki en küçük sayıları almaya çalışıyorum. Almasanız da fark etmez. Zaten ikinci grup ve yedinci grubu aldığınızda bak 13 artı 8'den 21 direkt 7'nin katı oluyor. Mesela 6. grupta 3. grup. Daha genelde çözebilirsiniz. Ama ben daha spesifik çözmek istemiyorum. Yani daha kolay çözmek istiyorum. Rakamları topluyorum. 0'dan 6'ya kadar bu toplam. 0 artı, 1 artı, bla 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 bla. Artı, 6'nı, 2'yi hepsi sağlamak zorunda. Eşittir A sayısı diyelim. Ve 1'den 6'ya kadar olan bu toplam. Gauss'tan dolayı. 6 çarpı 7 bölü 2. 6 2'ye böldüm 3'ten ne geliyor? A sayısı 21. 21 7'ye böldüğümüzde 0 kalan verir. Demek ki otomatikman birinci gruba düşer. Bu da bana 29. sorumuzun cevabını birinci grup olarak bulduruyor. 30. sorumuzda 2 kişi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıları ile kuralları aşağıda verilen oyunu oynayacaktır. Bakalım kurallar neymiş? 1 kişi verilen sayılar arasında 9'dan küçük herhangi bir sayı söyleyerek oyunu başlatıyor. 9'u söyleyemez çünkü. Niye, alacak, niye söylemediğini anlayacaksınız. Sonra diğer kişi bu sayının bir fazlasını söyleyecek. Yani 9 söylüyorsa 10 diyemeyeceksin. O yüzden. Bu birinci. Her iki kişinin söylediği bu iki sayının küpleri çarpılacaktır. Yani diyor ki birinci sayı diyelim ki x söyledi birinci kişi. İkinci kişi bunun bir fazlası x artı 1'i söyledi. Ve bunun küpleri x çarpı x artı 1 çarpıldı. Tamam. Çarpımın sonucu 8'e tam bölünüyor ise bu çarpımın sonucu eğer 8'in tam katı ise oyunu başlatan kişi. Aksi durumda ise yani bölünmüyorsa diğer kişi kazanıyor. X artı 1 söyleyen kişi kazanıyor. Oyunu ilk sayısını söyleyerek baştan kişi kazandığına göre x kaç farklı değer Yani x sayı söylediğinde demek ki 8'e bölünüyormuş. Bak şimdi x yani ben 2 söylesem. 2'nin kübü 8 direkt 8'e bölünüyor. Bitti. 2 söyleyebilirim. 3 söylesem 3'ün kübü 27. Burada kazanamıyor fakat 3 artı birden 4'ün kübü buradan 8'in katı geliyor. Yani 3 söylese de kazanıyor. E o zaman hocam 4 söylese zaten 4'ün kübünden direkt kazanır. O zaman hocam 5 söylese bakın 5'in kübü 5 artı birden 6'nın kübü. 6'nın kübü 8'in katıdır. Yani 5 söylese de kazanıyor. E aynı şekilde 6 söylese de kazanır. 7 söylese de kazanır. 8 söylese zaten kazanıyor. Yani bunları söylediğinde her türlü x kazanıyor. 9 söylerse ki söyleyemiyor. Yani kısaca arkadaşlar 8'in katı olduğunda kazanıyorsa x ne söylerse söylesin her türlü bu oyunu kazanıyor. X kaç farklı değer alabilir diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değer alıyor. Yani sorumuzun cevabı 7 olarak bulunmuş oluyor. 30. sorumuz 7'dir diyelim arkadaşlar. Ve sayfanın izini yapalım. 30. sorumuz gayet güzel bir soruydu. 29. sorumuz tam sınav ayarında. Bir daha bakayım. Kesinlikle ve kesinlikle tam sınav ayarında bir soruydu. 28. sorumuz yine sınavda sorulabilecek tarzda bir soruydu. 27. sorumuz aynı şekilde 100 numaralı sayı tarzı. Sevmeniz sevdiği tarz bir soruydu. 26. sorumuz biraz kolay kaçabilir ama çıkabilir. 25. sorumuz yine kolay kaçabilir ama çıkabilecek tarzda bir soruydu diyelim. Ve diğer sayfamıza geçelim. 31. sorumuzda bir bölme işlemindeki bölünen, bölen, bölüm ve kalan aşağıda karışık olarak verilmiştir. 21.1012 21.1012 101, 105 ve 207. Buna göre bölme işlemindeki bölen ve kalan sırasıyla nedir diyor. Bakın. Hocam bölen, bölünen budur diyorum. Kesin budur zaten de yazalım yine de. Bu çift, bu tek, bu tek, bu tek. Bakın şimdi. 2112 sayısını ben gitmişim, bölmüşüm. Kaça böldüm bilmiyorum. Bir bölüm bir kalan gelmiş. Yani diyorum ki burası tek, burası tek, tek çarpı tek, tek. Bir de benim kalanım tek olacak ki toplam çift olsun. Mesela bunu bir yakaladım. İşime yarıyor mu? Burada yaramıyor. Olsun yine de yakaladım. Bu bir. Yakalamam gereken nokta şu. Son basamak ne? 2. Ben ikisini çarpacağım. Eklediğimde son basamak 2 olacak. Bak nasıl olabiliyor? İzle. 5 kere 1, 5. 7 daha 12. Yani burada ben ne kabul ettim? 207'yi kalan, 101 veya 105'i bölen. Ki olamıyor. Çünkü kalan bölenden küçük olamaz. Bu gitti. Bu ihtimal gitti. O zaman hocam ben şunu yaparım. 207 çarpı 101. Yani burayı 207 kabul ederim. Burayı 101 kabul ederim. Bakın 7 kere 1, 7. 5 kalanında buradan ekledim. 105'ten geldi. 7 artı 5'ten 12'yi elde ettim. Başka da ihtimal yok zaten. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Soru benden bölen ve kalanı sırasıyla istiyor. Bölen 207, kalan da 105 oluyor. Sorumuzun cevabı 207 ve 105'tir. 31. sorumuzda bu şekilde bulunmuş oluyor. diye. 32. sorumuzda x ve y birbirinden farklı. iki doğal sayı olmak üzere. X sayısı Y sayısını, şu büyük Y, kalansız böler. O zaman ne anlama geliyor bu? Y bölü X eşittir K'ya. Yani kısaca Y dediğim sayı X'in katı olan bir sayı. Y sayısı X'ye iki basamaklı sayısını kalansız böler. Bu da şu anlama geliyor. X'ye bölü Y bir tam sayı elemanıdır Z. Bakın şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? İzleyin. Ben burada Y gördüğüm yere X, k yazarsam, şurayı basamaklarına ayırıyorum. Veya direkt şöyle söyleyeyim mi? Burası nedir üst taraf? 10x artı y. Kalp bölmesi yaparsam. 10x bölü y. 10x bölü y. Artı y bölü y'den 1 geldi. Elemanıdır z olacak. Ve ben burada y gördüğüm yere xk dersem. 10x bölü y gördüm. xk dedim. Artı 1. Elemanıdır z dedim. Ve burada x'leri sadeleştirdiğimizde. Burası 10 bölü k artı 1 geldi. Bak şimdi bak. K yerine onun ben. Onun bölenlerini vereceğim ki tam sayı çıksın. Nedir onlar? 1 verebilirim, 2 verebilirim, 5 verebilirim, 10 verebilirim. Ben k yerine 1 vererek başlıyorum. k yerine 1 verdiğimde ne geliyor? y eşittir x. y eşittir x olması demek rakamların aynı olması demek rakamları farklı diyor. Ben k yerine 1'i veremiyorum. Bu gitti. k yerine ben 2 verdiğimde y eşittir 2 çarpı k. O zaman ben 2 çarpı k değil. k yerine 2 verdim. y eşittir 2x oldu. Yani x'i 1 ise y'si 2 x2 ise y'si 4, x3 ise y'si 6, x4 ise y'si 8. Başka da ihtimal yok zaten. Bu tamam. 2 olabilir. 5 verirsem y eşittir. 5x olur. x yerine 1, y yerine 5. Zaten 10 veremem rakam çıkmaz. Yani yazabileceğim 1, 2, 3, 4 toplam 5 tane x'ye 2 basmaklı sayısı var. 32. sorumuzun cevabı 5 olarak bulunmuş oluyor. 33. sorumuzda rakamları birbirinden farklı. 4 basamaklı bir sayının ilk 2 rakamının oluşturduğu sayı 2 ile ilk 3 rakamının oluşturduğu sayı 3 ile ilk 4 rakamının oluşturduğu sayı 4 ile tam olarak bölünmektedir. Buna göre bu şartı sağlayan en küçük sayının 9 ile bölünen kalan kaçtır? 1, 2, 3, 4 basamaklı sayı oluşturuyorum. Önce ilk 2 basamak, ilk 2 basamağa bakacağım ve 2'ye bölünmesi lazım. Yani sayının çift olması lazım. E, çift 2 basamaklı yazacak en küçük sayı 10'dur. Aynı rakamları kullanamam. Sonra ilk 3 basamağa bakıyorum şimdi. İlk 3 üç basamak 3'ün katı olacaktı. E burada bir rakamı varsa demek ki ben buraya 2 koyarım. 2 artı 1'den 3, 3'ün katı olur. Bu da tamam. 4 basamağa baktığımda 4'ün katı olması lazım. Demek ki 4'ün katı olması için 2'nin yanındaki, 2'nin yanındaki sayıya bakıyorum. Alabileceği değerler 0, 4 ve 8 değerlerini alır. Benden en küçüğünü istiyor. 0 kullanılmış bir daha kullanamıyorum. Yazabilecek o zaman en küçük 4 değeri var. 4 değerini yazdım. Ve bu sayının 9 ile bölümden kalanı istiyor. 4, 2, 6, bir daha 7. E ben 7'yi gitsem yine 9'a bölsem benim kalanım 7'dir arkadaşlar. 33. sorumuzun cevabı da 7 olarak bulunmuş oluyor. Güzel soru. 34. sorumuz. Bir öğrenci hesap makinesiyle x ve 36 sayılarının çarpıp sonucunu hesap makinesi birler ve binler basamağını göstermediğinde ekranda çizgi 72 çizgi. Şöyle görüyor yani. Alt çizgide yazayım ben. Çizgi 72 çizgi şeklinde okuyor. Buna göre sonucunun sonucun binler basamağındaki okunmayan rakamın en büyük değeri kaçtır diyor. Nasıl yapacağız? Sayı x çarpı 36. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Benim sayım 36'ya tam bölünür. Bir sayı 36'ya tam bölünürse 9'un ve 4'ün katı olmak zorunda. Bu sayı 9'un ve 4'ün katıysa son iki basamak 4'ün katı olacak. Demek ki 4'e tam bölünmesi lazım. E 4'e tam bölünebilmesi için de 20 olabilir veya şöyle yazayım bu sayımız 20 olabilir, 24 olabilir veya 28 olabilir. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Tek tek baktığımızda, baktığımızda buradaki birinci yani binler basamandaki sayıyı bulmaya çalışacağım. Okunmayan rakamın en büyük değerini bulmaya çalışıyorum. Peki bu kural tamam. E 9'a tam bölünmesi lazım. 7 artı 2 9. Burası 0 ise burası 9'dur. Daha büyük bir değer yazabilir miyim? Bence yazamam. Diğerlerini denemeye bile gerek yok. 9'dan daha büyük bir değer yazmama gerek yok. 9, 7, 2, 9, 0. 9'a bölünür. 4'ün katıdır diyorum. Ve benim sayım 34. sorumuz bu şekilde. 34. sorumuz. 33, 34. sorumuz. 9 olarak bulunmuş olur. 35. sorumuzda üzerinde üzerinde 1'den 75'e kadar numaralar yazılı. 75 karton bardak sırayla yan yana ağız kısmı yukarı gelecek şekilde diziliyor. Önce 3 ve 3'ün katı olan sayıların yazılı olduğu bardaklar ters döndürülüyor. Son olarak 4 ve 4'ün katı olan sayıların yazılı olduğu bardaklardan ters olanlar düz, düz olanlar ters döndürülüyor. Buna göre son durumda kaç tane bardak düz olarak durmaktadır? Şu anda 1'den 75'e kadar 75 bardak yan yana ağız kısmı yukarı gelecek şekilde diziliyor. Şu anda düz duruyor. Tamam, şu anda düz bir şekilde duruyorlar. Önce 3 ve 3'ün katı olanlar yazılı olduğu bardaklar ters dönüyor. Bakın, önce bunları bir ters çevireyim. Toplamda 75 bardak şu anda düz başlangıçta. 75 düz var. Kaç tane ters çevriliyor? 3, 6, 9, dıgıdık dıgıdık dıgıdık. En son 75 yani kısaca 75 eksi 3 bölü 3 artı 1. 75 bölü 3 25. Buradan 1, 25 eksi 24 artı toplamda 25 bardak ters çevriliyor. Yani birinci durumda 75'in 25'in ters çevirdim. Şu anda 50 tanesi düz 25 tane ters var. Tamam Son olarak 4 ve 4'ün katı olan sayıların yazılı olduğu bardaklardan ters olanlar düz yani bir daha bir daha çeviriyorum. Şu an bak. Bu bardaklardan ben bir daha çevireceğim. Peki ben bu bardaklardan bir daha çevirdiğimde bakın. Şu 50 tane düz olanları terse çevireceğim. Bu 25 tane ters olanların bazılarını düze çevireceğim. Çünkü burada 4'ün katı olanlar var. Önce 25'in içindeki yani buradaki 4'ün katı olanlarını düz çeviriyorum. Bak çok güzel bir soru. Bir sayı 3 ve 4'ün katıysa Ol sayı otomatik 12'nin katıdır. Yani 12, 24, hatta kaç'a kadar? Hepsine yazarım ya. 36, 48, 60, 72. Bu kadar değil mi? Evet 75'e kadar. Yani bu kadar bardak tersteydi. Bir daha çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki bu 25 ters bardaktan şu an 19 tane ters var. 19 ters var. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz var. 19 ters, 6 düz. Bu da tamam. Sonra devam ediyorum. Diyor ki 4 ve 4'ün katı olan sayıları bardaklarda ters çeviriyor diyor. Şimdi bu düze denk gelenler var burada. Düze denk gelenleri ters çevireceğim ben. Çevirelim. 4'ün katı olan kaç sayı var burada? 4, 8, 12, bla 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 bla. En son da 72. Sayalım sayıyı. Son terim 72 eksi. terim 4 bölü. Artış miktarı 4 artı 1. 72 eksi 4. 68 bölü 4. 68 bölü 4. 68 bölü, 4. 68 bölü Doğru yapıyoruz değil mi? 4'e bölün. 1 kere 4, 4, 28, 7. 17 artı 1'den toplam burada 18 sayı var. Ama bu 18 sayının zaten ben 6 tanesini çevirdim. Yani burada aslında geriye 12 tane sayı kaldı. 18 eksi 6, 12 sayı kaldı. Ve bu 12 sayı, bak 50 düz vardı ya, 12'sini ters çevirdim. Şu anda 12 tane ters sayı var burada. 38 tane düz var burada. Son durumda kaç bardak düz olarak durmuştur diyor. 38 tane düz burada var. 6 tane düz burada var. 38 altı artıdan toplamda 44 bardak düz duruyor. 35. sorumuzun cevabı 44 olarak bulunmuş oluyor. Al sana sınav sorusu. Al, al, al çöz et. Çıkınca gel buraya tamam. Bazen böyle anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Uzun uzun, 3 saat, 2 saat, 1 saat video. Çok az kişi izliyor yani. Sanki böyle hiç kimse izlemiyormuş. Buralara kadar gelmiyormuş. Sadece başını musunuz? PDF alıyor musunuz, gidiyor musunuz gibi geliyor mesela. Buraları görmüyor musunuz gibi geliyor. Mesela görüyorsanız bir hayat belirtisi aşağıya. Hatta şöyle bir kod yapalım artık. mesela videoların ortasında bir kod verelim. Tamam bu kodda mesela bu videonun kodu at olsun. Eğer izlediyseniz yorum yapmayabilirsiniz. ya kimsenin anlamasına gerek yok. Aşağı yorumlara at yazın. Yeter bu kadar. At 3 nokta. At 1, 2, 3. Mesela bu videonun kodu at olsun. Buraya kadar izlediysen ben anlayayım bakayım. izleyenler varmış demek ki. Yani bir en azından bir şevk oluyor. Hani bu tam işte videoları 500 kişi 1000 kişi görüyor ama acaba izliyor mu? İlla ki izliyorlardır. Vardır değil <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar 36. sorumuzda. İzlemesek bile böyle tarihe bir iz bırakıyoruz arkadaşlar ya. Yani. Ölürsen falan. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. İki tarafta ok var. A, B değeri şöyle yapılıyor. A sayısı B sayısına tam bölünüyorsa buna benzer yapmıştık. A bölü B olarak yazılıyor. A sayısı B sayısına tam bölünmüyorsa bak bölünmüyorsa A bölü B'yi sıfır alıyorsun. Buna göre A bölü 2 artı A bölü 3 10 eşitliğini sağlayan A sayılarının toplamı kaçtır? Benzer bir soru çözdük. Bu daha kolay. İhtimaller neydi? İkisi de tam bölünebilir. Bu bölünür bu bölünmez. Yani tam tersi bu bölünmez bu bölünür. Bu bölünür bu bölünmez. Veya ikisi de bölünmez. İkisi de bölünmezse 0 artı 0'dan 10 olmaz. Buraya bakmıyoruz. Peki birinci durumu inceleyelim. İkisi de tam bölünüyorsa. ikisi de tam bölünüyorsa. A bölü 2 artı A bölü 3 sayısı 10'a eşit. Burayı 3 ile burayı 2 ile. 3A 2A'dan 5A bölü 6 eşittir. 10'a 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. Hocam A sayısı 12. Peki bu 12 sayısı 2'ye bölünüyor mu? Evet. 3'e bölünüyor mu? Evet. Demek ki A yerine ben 12 yazabiliyorum. Devam. Soldaki bölünmesin. Bölünmüyorsa buradan 0 gelir. Artı. Sağdaki bölünsün. Bölünüyorsa buradan A bölü 3 gelir. Eşittir ona. Otomatikman A sayısı ne oldu? 30 oldu. Dikkat. Soldaki bölünmüyor. 30 sayısı 2'ye bölünüyor mu? Evet. Yani bunu çarpı atamazsınız. Atıyorsanız demek ki bunu kullanamazsınız. Gitti. Bu sefer soldaki bölünüyor a bölü 2. Sağdaki bölünmüyor. Artı 0. Yine 10'a eşittir. Buradan a eşittir. 20'ye. 20'ye bölünüyor mu? Evet. Bu akar yani 23'e bölünüyor mu? Hayır. Demek ki bu arkadaş olabiliyor. a'nın alacağı diğer değerde? 20'dir. Benden ne istiyor soru? Bunların toplamını istiyor. 36. sorumuz da bu şekilde. 20 artı 12'den 32 olarak bulunmuş olur. Çok güzel bir sayfaydı bence. Çok hoşuma gitti. 36 çok iyiydi. 35 çok iyiydi. 34... Basitti ama hikayeleştirilmiş sınav tarzında bir soruydu. 31 pardon 33 iyiydi iyiydi. 32 iyiydi bak çap sınavı ayarındaydı. 31. sorumuz kolay bir soruydu diyelim. Ve artık son sayfamıza geçip bu konuyu da burada noktalamış bulunalım. Yarınki ödev testine geçeceğiz merak etmeyin. 42'ye kadar geçeceğiz bak. 40 dedim 42 veriyorum. İki soru da hediye. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı. Birer rakam olmak üzere. X, Y, Z, Z, X, Y y, z, x, 3 basamaklı doğal sayıları sırasıyla 4, 5 ve 9 ile tam bölünüyor. Bu arkadaş 4'ün katı, bu arkadaş 5'in katı, bu arkadaş da 9'un tam katı. Buna göre x artı y artı z olduğumu kaçtır diyor. Bir kere bu arkadaş 5'in katıysa son basamak ya 0 ya 5. E başta 0 olamayacağına göre son basamak 0'dır. Yani benim y sayım son basamak 5'tir, benim y sayım 5'tir. Buraya 5 yazdım hocam. Buraya 5 yazdım. Y yerine buraya 5 yazdım. Sonra 4 ile bölünmeye geldim. Burası 5 ise 4'ün katı olması için benim sayım ne olması lazım? 52, 4 daha 56 olması lazım. Yani Z sayısı ya 2 ya 6. İkisini de inceleyelim. Eğer Z sayısı 2 ise, bak 2 ise 5 artı 2, 7. 9'un katı olması için X'in 7 olması lazım. 5 artı 2, 7, 2 daha 9. Rakamları farklı diyor. Demek ki benim Z sayım 2 olamıyor. Bu ne dedim? Otomatikman benim Z sayım 6 oldu. 50, 6 oluyor burası. Güzel. Bu tamam. Bu tamam. Kaldı 9'un katı. 5 artı 6. 11. Burası 8 olursa toplam 18, 11. Burası 7 olursa toplam 18, 9'un katı oluyor. Demek, demek, ki benim x artı y artı z sayım 5 artı z 6 artı x'i 7. 6 artı 5 11. 11 7 daha 18 olarak bulunuyor. 37. sorumuzun cevabı 18'dir diyoruz. 38. sorumuzda 1'den 100'e kadar 100 sayıdan 3 ile bölünemeyen sayılar bir x kümesine yazılıyor. 3 ile bölünemeyenler. Buna göre x kümesinde 4 ile bölünebilen kaç sayı vardır diyor Şunu bulacağız arkadaşlar. Bu kümede 3 ile bölünemeyenler yazılacak. Yani 3'ün katı olmayacak. Şöyle yapalım mı? 3'ün katı olan sayıları bulayım ben size. 3, 6, dık 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 dık. nereye kadar gittim? 99'a kadar gittim. Buradaki terim sayısı 99-3 bölü artış miktarı artı 1. Bu da 33 eksi 1 32 artı 1'den toplamda 33 tane terim mevcuttur değil mi? Evet 33 terim var burada. Yani bu 100 sayıdan ben 33 tanesini çıkarttım. Geriye 67 tane sayı kalmış oldu x kümesinde. S x şu anda 67. Ve bu x kümesini yazılıyor. Buna göre x kümesinde 4 ile bölünebilen bu kümede 4 ile bölünebilen. Şimdi yani benim sayım 4'e bölünecek, 3'e bölünmeyecek. Peki benim bu x kümemde neler var mesela? Yazalım. 1 var arkadaşlar, 2 var, 3 yok. Mesela 4 var, 5 var, 6 yok, 7 var, 8 var, 9 yok, 10 var, 11 var, 12 yok mesela. 12 yok ya, 4 ile bölünebilen. Demek ki burada 3'ü ve 4'ün katlarını çıkartmışım. Bak. Yani şunu bulmaya çalışıyorum. Peki ben bu kümede ya tamamında veya bu sayıların içinde 4 ile bölünenleri alsam 3 ile bölünemeyen sayılar bir iki kümesine yazılıyor. Şimdi bakın mantıklı şeyleri çıkartmam lazım. Bir dakika kafam karıştı. 33 tane çıkarttım. 1'den 100'e kadar 100 sayıdan 3 ile bölünemeyenler buraya. 3 ile bölünemeyenleri buraya alsam. Tamam 67 sayı yazdık. Toplam 99 sayı vardı. 98, 67. Yani 33 sayı 3 ile bölünüyordu. 67 sayı 3 ile bölünmüyordu. O zaman ben şuna bakacağım bir de. Hem 3'e ve hem dörde bölünenlere bakıyorum şimdi bakın. Hem üçe hem dörde bölünenlere bakıyorum. Yani sayının 12'nin katı olması lazım. E 12'nin katı olan sayılar 12. Tek tek yazabiliriz sıkıntı yok. 24, 36, 48, 60, 72, 12 ekledim. 84, 12 ekledim. 96. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı var burada. E bu 8 sayı hem 3'ün katı hem 4'ün katı olan sayılar. Ama bu sayılardan 3'ün katı olanlar bu kümeye zaten giremedi. Bak 3'ün katı olanlar bu kümeye zaten giremedi. Nedir bunlar? Mesela 12 giremedi. 24, 36, bak 48, 60. E bunların hepsi 3'ün katı. Çünkü hem 3'ün hem 4'ün katı. Yani bunların hiçbiri giremeyecek. Şimdi 4'ün katı olanları buluyorum. Bak 1'den 100'e kadar 4'ün katı olan sayıları bulup en son bu sayılardan çıkaracağım. Bulalım 4'ün katı olan sayıları. 4'ün katı olan sayılar arkadaşlar. 4, 8, 12. Dık 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 En son 100'e kadar geldim. Burada 4'ün katı olan sayı 100 4 bölü 4 artı 1. 100 bölü 4'ten 25, 25 eksi 1, 24 artı 1'den toplamda 25 sayı 4'ün katı. Bu 25 sayı 4'ün katı olan 25 sayı x kümesine dahil. D ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 8 tane sayıyı bu kümeden çıkartmam gerekiyor. O zaman ben 25 8 yaptığımda geriye 17 tane 3 ile bölünemeyen 4 ile bölünen sayı kalmış oluyor x kümesinin içinde. Yani toplamda 17 tane sayı var. Aslında şunu bulmamıza gerek yokmuş. Olsun. Olsun, sıkıntı yok. Başka şekilde isteyebilirdi bizden. Ne yaptım ben? Şunu yaptım. Hem 3'ün hem 4'ün katı olan bu grupta 12 tane 7 tane sayı var. X kümesinin içinde 4'ün katı olan normalde bu 7 sayının olmaması gerekiyordu. Heh, öyle yapalım. Olmaması gerekiyordu. Tüm 4'ün katı olan sayılardan 25 sayıdan bu x'in içinde olan 4'ün sayı katı olan sayıları 7 sayıyı çıkarttığımda geriye cevabımız 17 olarak buluyoruz. Yani 38. sorumuzun cevabı 17'dir. 38 mi? Evet. 39. sorumuzda x, y, z 20, 24'e bölüyorum ve m, gibi bir bölüm veriyorum. x, y, z 20, 5 basamaklı, m, 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Yani m, sayısı büyüktür. Neden? 10'dan. Büyük eşittir hatta. Tamamdır. Yukarıki bölme işlemine göre MN'nin alabileceği değerler toplamı kaçtı? Bakın mevzu, mevzu bahis yok. Buraya ben A dersem 24 çarpı A eşittir diğer taraf X 24 çarpı A artı artı MN eşittir X, Y, Z, 20. Hocam ne alaka? Ne yapacağım? Bak şimdi. Bu sayı 4'ün katı. Bu sayı 4'ün katı. Son iki basamak. Demek ki bu sayı sayıda 4'ün katı olmak zorunda ki işlem sağlansın. Yani benim MN sayım 4'ün katıdır. Alabileceği en küçükler 12, 16, 20, 24 olamaz. Buraya kadar değerler alır. Yani toplamda alacağı 3 değer vardır. Bunların toplamını istiyor. 20, 36, 12 daha 48 yapar. MN'nin toplamları 48'dir diyoruz. 39. sorumuzun cevabı 48 olarak bulunur. 40. sorumuz 1'den 50'ye kadar numaralanmış 50 tane kutu bulunmaktadır. Bak bu kutulara sırasıyla misket koyma işlemi şu şekilde yapılmaktadır. Önce 2'nin katı olan kutulara 2'şer tane, sonra 3'ün katı olan kutulara 3'er tane ve en sonunda numarası 5'in katı olan kutulara 5'er tane misket konuyor. Buna göre bu işlemlerin sonunda içerisinde 8 tane misket olan kaç kutu vardır diyor bana ve çok tatlı bir soru. Yani bizim kutumuz içinde 8 tane misket olacak. Peki ben bu 8 sayısını bak 8 sayısını nereden toplayarak yapabilirim? Mesela ben bu 8 sayısını, bakın, 2 artı 6'dan bulabilirim. Yani şöyle yapıyorum. Önce, öyle değil mi? Bakayım. İçerisinde 8 tane misket olan. 1'den 50'ye kadar alınmamış 50 tane kutu bulmakları. Bu kutulara sırasıyla misket koyma işlemi yapılacaktır. Önce 2'nin katı olan kutulara 2'şer tane. Sonra 3'ün katı olan kutulara 3'er tane. Ve en son tam sadece bunlar Özür Ben bu işlem sonsuza kadar devam ediyor diye düşündüm. Öyle değil. 2'nin katı olanlara 2'şer tane, 3'ün katı olanlara 3'er tane ve 5'in katı olanlara 5'er tane. O zaman benim 8 tane misket koyacaksam demek ki bu sayının 3'ün ve 5'in katı olması lazım. Aynı anda 2'nin katı olmaması lazım. Peki buluyorum. Bir sayının 3'ün ve 5'in katı olması için 3 çarpı 5'ten o sayının 15'in katı olması lazım. Yani benim sayım 15, 30 ve 45 olduğunda bakın burada 3 misket artı 5 misket koyarım. Buraya ben yine 3 misket artı 5 misket koyarım. Buraya ben yine yani 3 misket artı 5 misket koyarım. Fakat bir de çift olduğunda ki bu çift buraya 2 misket daha koyarım. Yani burada 8 misket bulunamaz. 8 misket bulunan sadece 15 ve 45 numaralı kutular. Kaç kutu vardır diyor. 2 kutu vardır ve 40. sorumuzun cevabı 2 kutu olarak bulunuyor. Kutu sayılarının toplamını isteyebilirdim. Daha güzel bir soru olabilirmiş. Öyle sorduğumu düşün. Daha güzel bir soru olurdu. 41. sorumuzdan. I, 2, 3, I. Yukarıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? Diyor ki 9 ve 12'ye kalansız bölünebilen her pozitif tam sayı, bak V var, 27'ye de kalansız bölünür diyor. Bu sayılar 20'ye kalansız bölünüyor. Bir sayının 9'a bölünmesi demek, burada 9 çarpanı var zaten, burada 12. Hmm, olmaz, bak şimdi şöyle yapıyoruz. 9 sayısını ben nasıl yazabilirim? 3'ün karesi. 12 sayısını ben nasıl yazabilirim? 4 çarpı 3. Şimdi bu ikisine bölünebiliyorsa bir sayın, buradaki en büyük ifadeyi alıyorum, 9'u. Buradaki 3 alamıyorum o zaman. Buradaki 4 alıyorum. Yani benim sayım 9 çarpı 4'ten 36'ya bölünüyor. Aslında bu ebov'un konusu. Korkmayın bir sonraki konumuz ama bilmeden de mantıken yapabiliyorsunuz. Yani bir sayı 9'un ve 12'nin katı ise o sayı 36'nın katı oluyor. E 27'ye kalansız bölünür mü? Hayır. Daima diyor. Bir katı bölünür. Yani birkaç katı bölünebilir. 12 ve 15'e kalansız bölünen her sayı 27'ye kalansız bölünür. Bakalım. 12 dediğim sayıyı ben 4 çarpı 3 yazıyorum. 15 dediğim sayıyı ben 5 çarpı 3 yazıyorum. 3'ten bir tanesini aldım. Büyük olan. İki saniyeden büyük olan aldım. Hem 4'ü hem 5'i almak zorundayım. Demek ki benim sayım 5 çarpı 4'ten 20. 20 çarpı 3'ten 60'ın katı olmak zorunda. Şimdi 60'ın katı olan her sayıya. Bölünen sayı. Her sayı. 20'ye de bölünür mü? Kesinlikle bölünür. Fazlasıyla bölünür. 2'yi doğru. 11 ve 9'a bölünebilen her sayı 33'e bölünür. Bunlar zaten aralarında asaldır. 11 çarpı 9'dan sayımızın 99'a bölünmesi lazım. 99'a bölünen her sayı 33'e kafadan bölünür. Ve 41. sorumuzun cevabı 2 ve 3'i kesinlikle doğru olarak bulunmuş oluyor diyelim. Ve de artık son soru değil mi? Son sorumuzda başlayalım. 42. sorumuzda bir kırtasiyeci tanesi 45 liradan belirli sayıda kaç tane bilmiyorum. Belirli sayıda kalem satın alıyor. Kendisine verilen faturada Ödenen miktarın yüzler ve birler basamağındaki rakamlar silik çıktığı için bu tutarın yalnızca şu kadarını görüyor. 7 çizgi 3 çizgi biçiminde 4 basamaklı bir sayı olduğunu biliyor. Kırtasiyeci çift sayıda terlik aldığı bilindiğine göre çift sayıda yani burası çiftmiş. Çünkü çift sayıyla 45 çarptığımızda sonucun çift çıkması lazım. Terlik aldığı bilindiğine göre silik çıkan iki rakamın toplamı kaçtır diyor bana. Bir kere sayı 45'e tam bölünüyorsa demek ki 9'un ve 5'in katıdır. Çift olacak demiş. Son basmak 5 olamaz. Otomatikten 0 oluyor. Bu bir 9'un katı olması gerekiyor. 7 artı 3'ten 10 dersem buraya 8 kalıyor. O zaman benim silik olan iki rakamın toplamı 8 artı 0'dan 8 olarak bulmuş. Oluyor 42. sorumuz 8'dir diyoruz arkadaşlar. Ve bu sayfamızı da bu şekilde tamamlamış. Hatta bu testimizi de bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. 42 soru vardı. 42 biraz basit kaçtı evet farkındayım. 41 biraz basit kaçtı. 40. soru oldukça güzeldi. 39 4'ün kat olmasını görmeniz oldukça güzeldi. Bakın bunun 8'i versiyonu da var haberiniz olsun. Karşınıza çıkacaktır. 38. sorumuz gayet güzel ve zor bir soruydu bu arada. Testin sorusu. Bu. Bu sayfanın sorusuna 38 diyoruz. Gayet güzeldi. 37. sorumuz yine aynı şekilde gayet güzel bir soruydu diyelim ve de bu sayfamızı da bu 40. sorumuz da bu şekilde tamammış olalım. Çalışma sayfamıza geçtiğimizde gördüğünüz gibi 15. günümüzü de bu şekilde bitiriyoruz. Arkadaşlar toplamda 80 gün süreci 15. gün bitti. Buraya kadar geldiyseniz gerçekten bravo tebrik ediyorum. Sağlam geldiyseniz tebrik ediyorum. 80 günde bu işi bir sağlam bir şekilde konu atlamadan bol soru çözerek bitirebileceğini ispatlamaya, göstermeye çalışıyoruz. 15. gün elit sorular bölme bölümünü bitiriyoruz. Yarın size elit testleri cevabını yani video göndereceğim ve pdf'ini de zaten ödev olarak vereceğim. Merak etmeyin, merak etmeyin. Hızlı bir şekilde bitirip hepsini izlemek zorunda değilsiniz. Testi, çıktı alın veya bilgisayar karşınıza yansıtın. Çözün, çözdürün diyelim. PDF aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Çözümlü PDF de aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur arkadaşlar. İsterseniz bu çalışma filanını alıp duvarınıza asabilirsiniz diyelim. Ve 15. günümüzde bu şekilde tamamlamış olalım. Ve kapanış sayfasına geçiyoruz diyelim. Arkadaşlar bugün de böyle bitti. Dediğim gibi bana destek olmak istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi Unutmayın. Yarın elit testler yapacağız. Elit testlerden sonra bölme bölünebilme konusunu noktalayacağız ve evo ve koku geçeceğiz. Bölme bölünebilmenin birleştirilmiş pdf'i yarından sonra gelecektir arkadaşlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.